Merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili dostlar. TV52 ekranlarına, sevgiyle yaşama daire. Ben sevgili Şükran Karaoğlan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bak bugün iyiyim. Yemin ediyorum bugün iyiyim. Size dedikoduları anlatayım mı bak? Olanları anlatayım mı? Anlatacağım bak. Bugün hepsini anlatacağım. Dün sustum ama bugün susmayacağım. Evet sevgili dostlar, bugün de birbirinden değerli iki tane konuğum var. Aslında konuklarından bir tanesini tanıyorsunuz. Daha önce de konuk olmuştu. O ilk günlerimizdi. Şimdi yine kendisi bize konuk oldu. Marka ve insan kaynakları danışmanı, kariyer koçu Ayşen Laçiner. Aslında hoş geldiniz. Kariyer koçunun dışında şimdi ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz de evet kariyerle ilgili, hayatında kötü dönem yaşayanlarla ilgili neler yapılabilir, bunları paylaşacağız ama son dönemde özellikle kadınlara yönelik şiddetin artması, cinayetlerin artması toplumda ciddi anlamda psikolojik sorunlara sebebiyet verdi. Bununla ilgili de neler yapılabilir, insanların hayatında yolunda gitmeyen süreçler olabilir, işinde problem yaşayan, evlilik hayatında. İzleyicilerimiz bak, telefona bağlanmazsanız gideriz bak, bırakırım yayını. Bak dün terk etmedim ama bugün terk ederim. İşin esprisi ama bu konularla ilgili de izleyicilerimiz bize ulaşsınlar, olur mu? Tabii, yani sizi bu konuda başarılı bir, nasıl diyeyim, sadece başarılı bir insan olarak düşünmüyorum. Başarılı bir kadın, hayatını zordan sıfırdan belli bir noktaya getirmiş bir kadın, çünkü biz daha önce bunları paylaşmıştık. Biz güçlü kadınlarız. Bizi sevmez erkeklerin bazıları. Çünkü güçlü kadınlar erkekleri korkutur. Niye? Akıllıdır. Niye? Sorgular. Niye? Neden, niçin, nasıl sorusunuz. 5M1K yaparız. Doğru mu? O yüzden güçlü erkekler olmasını istiyoruz. Güçlü erkekler yetiştirecek annelere de destek vermek istiyoruz. Değil mi? Niyetimiz bu. Aynen. Ama bizden geçti. Elimize ne düşerse artık elimizdekilerle idare edeceğiz. Evet, bu arada sevgili dostlar 0216 390 56-52-52 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Hatta paylaşmak istedikleriniz varsa da paylaşabilirsiniz. Ne yazık ki son dönemde ben sizinle paylaşmış mıydık bilmiyorum ama ben bunu hep söylüyorum. Türkiye'de işte bir dönem evlilik programları furyası vardı. Evet. Herkesin bir evlenme merakı vardı. Ülkede bir evlenme, bir kaçma, bir oraya gitme, bu bir o modaydı. Evet. Hatta ben şey demiştim, bu cinayet programları, işte dedektiflik programları arttı. Ne yazık ki ülkede cinayet programları da, maalesef cinayetler de arttı. Sanki teşvik edermiş gibi bir algıya sebep oldu. Aslında istemsiz bir mesaj verdi. Dolayısıyla da suçun bir bedeli, saygısızlığın da cezası olması gerektiğine dair yaşamın içinde var olan programlar olmalı ki toplum neyi destekleyip neyi desteklemeyeceğinin farkına varsın. Evet, ve çünkü ne yazık ki bu tür olumsuz olaylar da biz kadınlarda, gerçi güçlü kadınlar hayatın en zor kısmından geldikleri için ama diğer kadınların hayata bakış açıları, korkuları bence arttı. Evet. Evliliklerinde şiddet olayı yaşayan kadınlar daha çok susmaya başladı gibi geliyor bana. Ben susayım, çocuklarım için susayım, bana zarar vermesin. Baş kaldıran kadınlar ne yazık ki eşleri tarafından. Ha bir de şu var, ne yazık ki biz bunu da konuşuyoruz artık. Çocuklarını öldüren babalar. Evet. Küçücük çocuklarını. Evet, ya bu nasıl bir psikoloji? Aslında biraz bu psikolojiye değinirsek izleyicilerimiz de bu konuyla ilgili bizlere yayına bağlanabilirsiniz. 0216 396 52 52. Evet, şimdi Ayşen Hanım'la biz konuşacağız. Sizler yayına bağlanacaksınız. Sorularınızı soracaksınız. Ama hep diyoruz ya, bedeni beslemek yetmez. Bir de ruhunuzu beslemek gerek. Ruh nasıl beslenir? Tabii ki önce müzikle beslenir. Sanatçı konuğumu da davet ediyorum, Cem Arslan. O da gelecek. Programımız başladı. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul soğuk olabilir. Bak ben yazı getirdim size, rengarengim. Çünkü bu tür havalarda insanların ruhu da ne yazık ki kararıyor. Bak sizi etkilemiş. Bak onlar üşüyorlar. Ben üşümüyorum. Şimdi benim ışığımdan, enerjimden alacağım. Onlara vereceğim. Onlar bana verecek. Dengeleyeceğiz. Siyah beyaz gibiyiz ama ben biraz fazla renkliyim bugün. Olsun. Her güzel şey olmuş, olabilir. Çok da yakışmış. Harika. Spora gidiyorum ya, zayıfladım. Ne güzel. Ne güzel. Artık olmayan etekleri de giyebiliyorum. Evet sevgili dostlar, tekrar hoş geldiniz. Sanatçı konuğumu davet ediyorum. Programımız başladı. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Soluyorum bu yazlarda, acılar veriyor. Ne yazım diniyor bu kollarda, ne yapsam ağlıyor.
Böyle ambiyansımız değişti çok bir an. Güzel, harika sesiniz. Merhaba tekrardan. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyisiniz? Tekrar. İyiyiz vallahi, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz vallahi. 3 gündür hastaydım. Geçmiş olsun. Ses enfeksiyon geçirmiştim. Hem de canlı ya canlı böyle canlı, söylediniz. Canlı canlı. Birazcık da heyecan da var tabii. Hasta ama ne kadar güzel. Çok mes teşekkür olduk. Ederim. Evet, sağ olun. Onlar sizin sağ kendi güzelliğiniz, kalbinizin güzelliği gerçekten. Birazcık da... Değil mi yapmak ben lazım? Ben alıştım mikrofona bak söyleyeyim. Evet bekliyoruz sizden de. Evet. Birazcık da ister istemez bir heyecan oluyor değil mi? Canlı yayında heyecan oluyor. İster heyecan oluyor. Başarının sırrı aslında. Tabii ki. Heyecan bu olmasa... heyecan hep olsun isterim ben. Heyecan olmasa zaten bir şeyin anlamı olmaz. Robotlaşıyor insan. Heyecan bittiği zaman... Samimiyet ve heyecan o kadar tabii. Güzel ki. Çok bak, büyük zenginlik. 2 gün önce ben yayına girmeden önce çorabım kaçtı. Onu bile söyledim. Göremezsiniz ama ben söyledim. Çünkü ben kendiyle mutlu olan insanlar bunu yansıtabiliyorlar. Ama kendiyle mutsuz olan ne yaparsa yapsın aslında yansıtamıyor. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Doğru tabii. Söylüyorsunuz. Yani mış doğru gibi yapsanız zaman nereye kadar taklit edeceksiniz? Ben onu şeye söylüyorum. Hani uzun yıllar tabii insan kaynaklarını yönettim ben holdinglerde. 10 yıldır biliyorsunuz kendi işimi yapıyorum. Ve her seviyede işe alım yaptım. Hani genel müdürden işte yeni uzman adaylarına kadar. Ve diyorum ki işte bu beden dili eğitimlerini alırsınız. Ses tonu vurgu eğitimlerini alırsınız. Biz biraz imaj danışmanlığı yaparız. Kılık kıyafet ne yakışıyor ne yakışmıyor bunu da görürsünüz. Bütün bunlar yetmiyor. Hani Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok güzel bir sözü var ya, ya göründüğün gibi ol
ya da olduğun. Ya olduğun gibi görünsen, görüntüyle kendini kabul ettirirsen ama ruhun, aklın yoksa o zaman Çin malı gibi oluyorsun. Bizim bir lafımız var, Mevlana değilim, beni germe diyoruz bir de. Keşke ama, öyle olabilsek. Keşke. Yani rotamız Mevlana'yla Şems'in diyaloglarındaki o insani boyut olsa, kendini eleştiren, kendindeki güzellikleri çoğaltan, kendinde henüz güzel olmayan şeyleri de fark edip ben mükemmel değilim, senden her birimizin birbirinden öğrenecekleri var diyen olsak, dolayısıyla hani çok büyük, derin onlar, umman, öyle olmamıza imkan yok. Ya o kadar, keşke olabilsek o kadar gibi. Olamasak da olmaya çalışmak. Evet, niyet önemli. Yani niyet önemli. İşte az önce de konuştuk ya, bize neler oluyor, biz ne hale geldik, biz değerleri olan. Tabii. Birisi düştüğü zaman onu kaldırmaya çalışan, canı acıyan biri olduğu zaman merhem sürüp yarasını saran, kötülükler değil iyiliklerin peşinde koşan bireylerken şu anki geldiğimiz nokta gerçekten beni bile tedirgin ediyor. Ben şunu söylüyorum. Şimdi mesela çocuklarımız bizim için çok önemli. Çünkü tabii, onlar bizim elbette, geleceğimiz. Bizim için en önemli varlık. Ama ne yazık ki çocukların da bu ortamın içerisinde psikolojik anlamda çok negatif etkilendiğini, aile yapısının artık içten içe ben çatırdamaya başladığını düşünüyorum. Çünkü bence her şeyin temelinde bir saygı denen bir kavram tabii, var. Hani tabii. Sevgi olmayabilir. Ben sizi sevmek zorunda değilim ama size saygı duymak zorundayım. Tabii. Bu karşılıklı bir iletişimdir aslında. Ama biz ne hale geldik ve şu anki toplumumuz ne durumda? Psikolojik anlamda insanların kendisi için yapması gereken şeyler nedir? Bazen ben bile yaşıyorum. Yani sanki bir anda her şey üstüme yığılıyor. Ha ben derin nefes alıp bir kendimi karşıma koyup oturup kendimi eleştirebiliyorum. Ben nerede hata yapıyorum diyebiliyorum. İnsanlar bunu yapamıyorlar galiba. Ne yapmaları gerekiyor? Şimdi aslında en büyük acıları çeken, hani bütün şu toplumlara baktığımız zaman, Almanların, Nazilerin kamplarında, o toplama kamplarında işçi olarak, köle olarak çalıştırılan, hatta sağlıkları bozulup çalışamaz duruma gelen veya yaşları çok ilerleyenleri de biliyorsunuz sabun yapmak üzere sabun odalarına toplayan bir dönem yaşadı insanlık. Peki o kamplardan, o yoğun stresten, haksızlıktan ve zulümden kurtulanlar oldu mu? Bir kere buna bakmak lazım. Hepimizin acılarının dışında dünyada çok derin acılar yaşayanlar var. Ve bu roman değil, hikaye değil. Tabii. Bir kere önce bu gerçeği görmek. Ben onun Tünel diye bir kitap okumuştum. Resmen yaşamıştım işkenceleri. Biliyorsunuz. Hani o işkence, ben 16-17 yaşında okudum. 650 sayfalık bir kitap. 2 günde bitirdim ama sanki o işkenceyi ben de yaşadım onlarla, evet, birlikte, ki yaşayanların halini düşünemiyorum. O kitap, bir de herkese çok kolay gelecek bir şey önereceğim ben. Hayat Güzeldir diye bir film vardı. Türkçesi Hayat, evet, Güzeldir'di. O filmde de bu konu işleniyordu. Yani Almanların işte o Nazi zulmünde toplama kampları da olup çalıştırılan, hatta küçük çocuğunu yanında saklayan bir baba, bir babanın o çocuğu hayatta tutmak için bütün her şeyi oyunmuş gibi anlattığı, hayatı oyun gibi algıladığı ve çocuğa da bak şimdi biz saklambaç oynayacağız, bu askerlerden kurtulursak, bu açlığa işte sabredersek, bir ekmeği pasta gibi hayal edip yersek bir tank kazanacaksın dediği ve filmin sonunda da gerçekten işte onu kurtaran Birleşmiş Milletler askerlerinin tankının geldiği ve yaşasın biz sonunda kazandık dediği bir film. Yani her şeye rağmen aslında bütün içtenliğimle söylüyorum, hayat güzeldir. Nefes, evet, alıp verebiliyorsak bir umut var. Yani nefes alıp veren herkes için her durumda bir umut var ki o kamplarda, o Alman zulmünden, o Nazilerden kurtulan insanlar var. Sadece sır şu, ben biliyorsunuz pedagojik formasyonu olan, psikolojik danışmanlıklar da yapan bir dostunuzum. Yani sadece insan kaynakları ve marka danışmanlığı yapmıyorum. Kariyer koçluğu, yaşam koçluğu ve yazarlığın dışında psikoloji bilgimle şu an size çok önemli 3 sır söylemek istiyorum. Başımıza ne gelirse gelsin, bizi hayatta tutacak olan 3 alternatif var. Bunlardan biri şu: benim bugüne kadarki yaşanmışlıklarım içinde beni mutlu eden bir an, bir anı, bir fotoğraf var mı aklıma gelen? Sevdiğimi ve sevildiğimi bana hissettiren. Hani bir fotoğraf, biri vardır ve siz onu hissettiğinizde bilirsiniz ki yalnız değilsinizdir. Bu bir sevgi bağlamı olabilir. Bir diğeri inanç. Yaradana inanıyorsanız, Allah, bazıları Tanrı diyor. O Yaradana inanıyorsanız ve hayattaysanız, Yaradana inanç başka bir hayata tutunma çıpalarından biri.
Bir üçüncü alternatifimiz var. O da her ne olursa olsun büyük bir hayale, büyük bir aslında hedefe sahip olmak. Yani ben bu hayal için bu çektiklerimin daha üzerinde bir anlam yüklüyorum aslında hayata diyebiliyorsanız. Demin dediniz ya çocuklarımız var, ne büyük sorumluluk. Hele de bir sorumluluğumuzda olan bir çocuğumuz, sorumluluğumuzda olan bir insan varsa bizim hayatta kalmamız için çok güçlü bir sebebimiz var demektir. Dolayısıyla ben önce bunu paylaşmak istedim. Yani eş dayağı, zulüm, haksızlık, parasızlık sizi hayatın sevincinden alıkoyabilir. En zor noktalara getirebilir. Lütfen düşünün. Sizin sorumluluğunuzda olan biri var mı? Onun için tutunmaya değmez mi? Onun sorumluluğu bütün bu acıların üstünde bir anlam değil mi sizin için? Ve direnmek, yol yoksa da yol bulmak aslında mümkün değil mi? Ve yaradan eğer hala nefes alıp veriyorsak mutlaka bizim yanımızda değil mi? Onu hissetmiyor muyuz içimizde? Nefesinizi belki bu da sınavların da kesmiyor. Evet, bu da sınavların en büyüğü. Ve sizin bir hayaliniz yok mu? Bu genç müzisyen arkadaşımın kim bilir ne büyük bir hayali var. Kim bilir ne mücadelelerle o hayalini gerçekleştirmek için yollar arıyor. Ve inandığı müddetçe, vazgeçmediği müddetçe de o yolu bulacak. Dolayısıyla ben her zaman, her durumda nefes alıp vermemiz devam ediyorsa bir şansımızın ve hayatta kalma sebebimizin olduğunu biliyorum. Kimler vazgeçiyor biliyor musunuz sevgili arkadaşım? Hayatta kalma sebebini bulamayanlar. Yani benim için artık hayatta kalma sebebim yok diyenler teslim oluyorlar zulme. Ya da şöyle bir durum var. Maalesef. Biz şunu da görüyoruz. Birine hayatı, kendi hayatını birine adayarak terk edildiğinde hayatta kalma amacının olmadığını düşünüp kendini yok eden. Eğer amacını o kişi yapmışsa, evet, kişi gidince amacı gidiyor. Evet. Aslında değil mi? Evet. Esas olan senin hayatta durman, senin kesinlikle var olman. Sen varsan her şey var. Sen yoksan ne var? Yani bugün bir kişiye bağımlı yaşayarak o, çünkü hiçbirimiz, hiç kimsenin hayatında birbirimize bağımlı, birbirimize ait, birbirimizin hayatı uzun vadeli değiliz. Kendi 9 ay karnımızda taşıdığımız çocuk bile bize ait tabii değil. Tabii emanet onlar bize, çocuklarımız. Evet, biz kaldı ki hayatımızı aşkta yaşanıyor bu, ki aşk cinayetlerini biliyoruz. Benle olan 17 yaşında gencecik bir kızı sapkın ruhlu biri öldürüyor. Evet, evet. Neden? Niçin? O hayatında olmazsa sevebileceğin birisi çıkmayacak mı karşına? Onun hayatına kastettiğinde ne değişecek hayatında? Ne olacak? Aslında birazcık da buralara inmek lazım. İnsanları bağımlı hale getiren şey ne? Neden biz bağımlıyız? Neden insanlar işte Türk toplumunda, işte biz Türk toplumuyuz çok çay içeriz, biz Türk toplumuyuz çok kahve içeriz, biz Türk toplumuyuz deyip yani hep bir şeylere bağımlılığımız neden? Aslında bunu bence irdelemek lazım. Evet, belki daha çok kadınlarda olan bir şey var. Yani bütün kadınlarda değil ama belki dönem dönem gençlik zamanında da olabiliyor. Hani bir sevilme, bir korunma ve bir böyle bir aile kurup hani bir koca sahibi olma, kocaya da kendini adama gibi bir eğilim zaman zaman olabiliyor kadınlarda. Bunun nedeni de bence annelerimiz. Çünkü biz erkeği eş olarak değil, sanki sahiplenen bir baba. Yani bir kadın bir hayatında onu sahiplenecek, işte bütün ihtiyaçlarını karşılayacak birini arıyorsa aslında belki de babayla başlıyor bunu yapmaya. Anne baba çok etkili. Bir de ilkokul çağında öğretmenler çok etkili biliyorsunuz. Yani bizim aslında psikolojimize şekil veren dönem ilk 1 ile 5 yıl, 5 yaş arası dönem. Orada anne babanın çocuğa yaklaşımı bütün kişilik oluşturumunu etkiliyor. Sonrasında da anne baba çocuğa ne derse desin, öğretmen ne derse desin 5 yaşından sonra çocuk etrafında kişilerin neler yaptığıyla ilgili eğitim alıyor. Yani baba sigara içmek kötüdür dediğinde oğlum içme çok zarardır ama kendi fosur fosur sigara içiyorsa o çocuğun buna inanmasını beklemek İnancını ne kadar yıkıyorsun. Akılcı. Tabii. Yalan söyleme deyip çocuğun gözü içine baka baka yalan söylemek gibi. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Ne kadar çok anlatırsan anlat o kadar anlatamıyorsun. Ne kadar çok yaşarsan yaparsan aslında o kadar çok anlatıyorsun. Hani aynesi iştir kişinin.
dedin, lafa bakılmaz sözünü de o anlamda çok seviyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken her şeyden önce onların bir birey olduğunu, ayrı, özel, değerli ve tek olduklarını onlara da fark ettirmemiz gerekiyor. Kadın ya da erkek ayrımı yapmaksızın bunu fark ettirmek lazım. Özür diliyorum, burada araya giriyorum. Şimdi ailelerin en büyük hatasından bir tanesi. Bununla ilgili de biliyorum izleyicilerimizden bazıları bağlanacaklar. Çocuklarının küçük, işte 2-3 yaşındaki çocukların yanında kavgalar edilmesi, evet, şiddetin uygulanması, evet, aman çocuk anlamaz gibi. Öyle bir anlıyorlar i̇şte ki. Aslında temel orada, tabii, sorun orada. Bütün kayıtlara geçiyor. Çocuk yaşta gördükleri her şey onların alt belleğinde kayıt halinde oluyor. Ve inanın kendine güvensizlik, şiddete boyun eğme veya tam tersi şiddeti görmüşse kendisini de şiddet yapan biri olma eğilimi, işte o hafızada kaydedilenlerden kaynaklanıyor. Ben şunu söylemek istiyorum özellikle genç hanımlara. Yani kadın olmak demek, bir hanım olmak demek illa bir eşe sahip olmak demek değil veya bir sevgiliye sahip olmak demek değil. Önce kişi, genç beyefendiler için de aynı şeyi söylüyorum, genç hanımlar için de, önce kişi aslında kendine sahip olmalı. Yani önce bir kendini, değil mi, kendini tanımalı. Kendini tanıyıp kendini bildikten sonra ayakları üzerinde durup ondan sonra kendine bir yol arkadaşı seçebilmeli. Peki. Yalnız kalmamak araya... için seçtiğin kişiden çok büyük zararlar görebiliyorsun. Araya sırf bir şey yalnız kalmamak miyim? İçin çünkü çok önemli. İnsan kendini nasıl bilecek? En büyük soru bu bence. En büyük soru bu. En yani önemli soru mesela bu. Ekranları başında biz biliyorum ki ya tam kendini bilmek diyorsun, ben kendimi nasıl bileceğim? Evet. Kendini nasıl tanıyacaksın? Nasıl yapacak bunu? Önce aslında bunu öğrenmek gerekiyor. Bu çok önemli. Bir kere kişinin kendini tanıması yüzyıllardır en önemli soru olarak geliyor. İşte Delfi tapınaklarında da yazar Sokrates'in bir sözü der ki insan kendini tanı. Peki şimdi bu ne demek? Bir, ben sizlerden şunu rica edebilirim. Sizlere şunu önerebilirim. Kendimi tanımak istiyorum Ayşen Hocam diyenler varsa. Lütfen sakin bir zaman bulun ve hiç kimsenin olmadığı bir yerde kendinizle baş başa kalın. Yani şöyle Sevgi Hanım, birine randevu veririz ya, buluşmaya gideriz. Biriyle buluşurmuşçasına kendinizle buluşun. Her şeyden, her zamandan ve her koşuldan bağımsız olarak bu buluşmayı yapmanızı istiyorum. Kendinizle buluştuğunuzda şöyle bir düşünün. Aslında ben kimim? Ben Ayşen Laçinel'im. Peki Ayşen Laçinel'i diğerlerinden ayıran ne gibi olumlu, güçlü, farklı özellikler var? Ya da Ayşen Laçinel'i ne yaptı bu zamana kadar? Nasıl geldi? Evet, kim oldu? Beni ne öne çıkardı diğerlerinden? Bu sizin güçlü yönleriniz. Yani ben iyi bir konuşmacı mıyım? Hızlı mı düşünüyorum? İyi mi yazıyorum? Yemek yapıyor musunuz? Güzel yemek mi yapıyorum? Beste mi yapıyorum? Sesim mi güzel? Bunlar çok önemli. Lütfen bunları bir kağıda yazın. Bence benim güçlü yönlerim neler? Bence benim beğendiğim özellikler neler? Mesela bunu iş arayanlar yapabilir. Eş seçmeden önce eş seçim arifesinde olanlar yapabilir. Kariyer yapmak isteyenler bunu yapabilir. Yol ayrımında olanlar. Benim güçlü yönlerim ne? Bence ben kimim? De ilk soru bu. Beğendiğim özelliklerim. Buna inançlarım, alışkanlıklarım, efendim kültürüm, özelliklerim, her şeye giriyor. İkinci soru hemen şu. Peki bence benim o kadar da güçlü olmayan, aslında güçlendirmem gereken özelliklerim neler? Buna başkaları eksiklerim diyor. Ben genelde olumlu kelimeleri kullanmayı seçiyorum. Çünkü sesin bir enerjisi var. O enerji bir takım şeyleri davet ediyor hayatımıza. O yüzden de diyorum ki o kadar da güçlü bulmadığınız özellikler neler? Şimdi bunları bir düşünün ve bunları listeleyin. Neden? Çünkü bunları zaman içinde güçlendirmeniz gerekecek. Siz güçlü bulduğunuz özellikleri öne çıkarırken tıpkı bir binayı inşa eder gibi sağlam bir zemin üzerine inşa edilir, değil mi bina? Sağlam olmayan bir zemin üzerine inşa edilir mi? Çöker. O zaman birey sağlam olmayan, güçlü olmayan özelliklerini ön plana çıkararak, onlarla ilgili kendini tanıtarak bir iyi bir algı oluşturabilir mi? İşe girebilir mi? Veya doğru bir tanıtım yapabilir mi? Yapamayacağını göre o zaman sen güçlü yönlerini öne çıkar. Güçlü olmayan yönlerini o arada güçlendir. Ve üçüncü soru şu. Peki bende yük olan neler var? Aslında geçmişte kalan, sırf alışkanlıklarımdan hala boynumun borcu gibi adlandırılan, yani başkaları bana yüklemiş, sen bunu yaparsın ve aslında artık koşullar değişmiş, durum değişmiş, onu benim yapmama gerek de yok ama hala benden bekleniyor. Evet, bir kere yapmışım, yüklenmiş, bende kalmış o iş. Bunu fark edin. Seni senden alıkoyan,
başarına engel olan, aslında sorumluluğun olmayan ama sana öğretilmiş sorumluluklar neler? Sana yük olan, engel olan neler? Bunları da fark et ve yaz lütfen. Şimdi bu üç soruyu yazdın mı? O zaman o güçlü yönleri bir kere al, bir onlar senin bulunmazın, seni farklılaştıran her şey orada. Onları bir öne çıkar. Duruşun, tavrın, mesleğin, iletişim stratejin senin bu güçlü olduğun yönlerle kurgulanmalı. Öbür tarafta da o güçlü bulmadığın yönleri en azından kabul edilebilir seviyeye getirmek için kendini nasıl yetiştirmelisin? Kitap mı okumalısın? Kurslara mı gitmelisin? Bir yerlere girip staj mı yapmalısın? Belki ücretsiz vakıflarda, derneklerde, bir takım oluşumlarda mı çalışmalısın diğer tarafta kendini güçlendirmek için? Ve sana yük olan neler var? Bunları da nasıl sırayla atacaksın? İşte bu aslında kendini tanımakla ilgili ilk çalışma. Ve sonra diyorum ki hocam yeteneğimi fark edemiyorum. Neye yeteneğim var? Hemen şunu soruyorum. Neyi herkesten daha iyi yapıyorsun ve zevkle yapıyorsun? Neyi herkesten daha iyi ve zevkle yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun? Bak, bu sorunun cevabını verirsen işte yeteneğinin ve seni başarıya götürecek olan özelliğinin farkına varmış olursun. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bunları dinlerken şöyle bir soru gelecek bizim izleyicilerimizden. Kendisi az önce konuştuk ya, bize yüklenmiş alışkanlıklar, sorumluluklar var. Evet. Şimdi biz anneler diyeceğim, kadınlar, kız çocuklarımıza özellikle bir sorumluluk yüklüyoruz. Onu aslında doğduğu andan itibaren yüklemeye başlıyoruz. Evet. Toplumsal olarak yüklüyoruz, aile olarak yüklüyoruz, bireyler olarak yüklüyoruz. Kız çocuğu hizmet etmek zorunda. Eşini mutlu etmek zorunda, ailesini mutlu etmek zorunda, onların başını eğmemek zorunda, yanlış yap. Hep bir zorunluluk var. Asıl bunu nasıl çözeceğiz? Erkek çocuklarını yetiştirirken de oğlum dur maşallah düğün yaparsın, sünnetine düğün yaparsın, askerliğine davul zurna çalarsın. Ama kız çocuğuna hiçbir şey yok. Bunu yapan aileler var, yapmayanlar da var ama genelde Anadolu'da bu halen devam ediyor. Aman kızım 16-17 yaşına geldi, ay kız serpildi, güzelleşti, bir an önce gönderelim, evet, başımıza iş açmasın. Şimdi burada ne yapmak lazım? Bu genç kızlarımızın aileden kurtulmak için daha büyük bir sıkıntıya düştüklerini görebiliyoruz. Maalesef. Erken yaşta baba evinin ne kadar, en kötü baba evinin en iyi koca evinden iyi olduğunu ancak koca evine gidince öğreniyorlar. Evet, evet, maalesef. Onlara neler önerebiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Onlar kendileri için neler yapmalı? Şimdi burada iki taraf var aslında. Bir aile tarafı var. Anne baba yaklaşımı. Bir de evlat var. Hani o gencin nasıl yaklaşacağı konulara. Anne baba tarafı o kadar hassas ve önemli ki bir çocuğu yetişkin haline getiriyor, sonra onu birey yapıyor. Aslında mümkün olsa da keşke anne babalara yönelik bir program yapılsa. O annenin hayattan beklentileri neydi ve neler yaşadı? Kendini bir düşünüp fark edip sonra çocuğunun aslında kim olduğu ve o çocuğunun nasıl mutlu olacağını önemsemesi sağlansa. Çünkü her ne olursa olsun aslında kadın çok etkileyici bir varlık. Yani muhteşem bir şey. Bir kere çocuğu yaratıcı. Evet, 9 ay karnında taşıyan, canından can veren bir varlık kadın. Her türlü zorluğa göğüs gerebilen kadın. Ve kadın evde güçlüyse kocasına da güç verebiliyor. Çocuklarına da 7 mahalleye, 7 sülaleye de güç verebiliyor. Ya kadın çok önemli. Kadınlar olmasa erkekler olmaz. Aynen öyle. Kadın yani, ne kadar güzel söyledin. Kadınlar olmasa erkekler olmaz. Ya boşta gibi hissediyor insan. Gerçek anlamda söylüyorum. Hani, çok önemli değil mi? Evet, ya senin annenle konuya... ilişkin nasıl mesela? Güzel. Annemin kızı yok mesela ama benim kız kardeşim yok ama. Yani, güç veriyor mu? Moral veriyor mu sana? Ki, ya buraya gelmem de büyük bir meselesi oldu. Hani zaten olarak... kadınlar istemezse olmaz, erkekler de bir şey yapamıyor. Tabii. Gerçek anlamda yani. Çok önemli değil mi? Evet. Ya bu anlamda yani kadın erkek, kız çocuğu ve erkek çocuğu ayrımı yapmadan annenin yaklaşmasını Sevgi Hanımcığım sağlarsa o aile, o zaman önce birey yetiştiriyor. Yani bir kere önce insan var karşında. Yani önce erkek mi görüyorsun, kadın mı? Böyle... Yani öncelikli insan bakımından, evet, bakmak gerekiyor. Evet, önce insanı görmeliyiz. Ne kadar güzel. Şimdi ben bir iş kadını olarak tek başıma pek çok konferansa gidiyorum. Benim gördüklerim kadınlar ve erkekler değil. İnsanlar. Gençler ve yaşlılar da değil, biliyor musunuz? Ben insanı görüyorum. Her biri ayrı değer, ayrı zenginlik olan insanları görüyorum. İşte bunu gördüğünde anne baba kadın erkek ayrımını yapmayacak. Evet. O yüzden anne babanın bilinçli olması çok önemli. Hangi anne baba çocuğunun mutsuz olmasını ister?
hangi anne baba çocuğunun zulüm görmesini ister? O yüzden o çocukları i̇şte evlendirmeden önce değil mi? O çocukları hayata göndermeden önce o çocukların kendilerini sevmesini ve her ne olursa olsun sizin çocuklarınızı sevdiğinizi onların bilmesini sağlayın. Yani çocuğa seni seviyorum demek ayıp değil, onu şımartmak demek değil. Babanın yanında çocuğu sevmek ayıptır, günahtır deyip o çocuğu itmek ya da işte kız çocuğu, erkek çocuğu olan ailelerde kız erkeğe hizmet eder, abisine hizmet eder, kardeşine hizmet eder. Kadın hizmetçi değil ki. Değil. Ben sadece bir noktayı toparlamak istiyorum. Mesela evliliklerde şimdi biz kadınlar da güçlendikçe, hani ben bireyim dedikçe ve kabul gördük. Bazen bazılarımız belki de kadınsı özelliklerimizi unutuyoruz ve erkeksi özellikleri kendimize almaya çalışıyoruz. Aslında bunun da doğru olmadığını söylemek istiyorum. Yani bir toplumda, bir ailede annenin anne rolü var. Eş rolü var kadın olarak, babanın da baba rolü ve eş olarak da koca rolü var. Yani bir koca, bir kadın karısıymış gibi kişinin davranırsa, kadın da kocanın, kocayı kadın rolüne görüp sanki o kocanın kocasıymış gibi davranırsa o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir kere insanlığın varoluşundaki doğal kodlar bütün olarak temelden sarsılıyor. Yani ben şunu söylüyorum. Evet, kadın yemeği güzel yapar, erkekten de güzel yapabilir. Ancak kadın çok çalışıyorsa ya da hastaysa, zamanı yoksa, erkek eşi yapabiliyorsa ona yardımcı olabilir. Bazen de o yapabilir. Mesela en iyi aşçılar da erkekler tabii, de aslında. Yani yapabilir ama ben şunu asla savunmuyorum. Kadın yemek yapmaz, çamaşır yıkamaz. Efendim, her kocasına yaptırmalı. Ben böyle bir şeyi asla savunmuyorum. Veya şunu da demiyorum. Efendim, kadın kirasını öder, evine bakar. Tam tersini söylüyorum. Ben evliliklerin ve ilişkilerin yürümesi için o bizim insani kodlarımıza ip denen bir ilkel beyin var. İlkel beyin hepimizi şu an aslında dünya durdukça hep etkileyecek olan bir alt bilgi. O alt bilgi diyor ki erkek avlanır, yemek getirir, senin güvenliğini sağlar. Kadın süslenir, püslenir, güzel olur, çoluk çocuk yetiştirir ve sana yardımcı olur. Şimdi bak, bu alt beynin varoluştaki kodlarını bozarsan ne aşk kalır, ne sevgi, ne evlilik. Dolayısıyla ben diyorum ki erkeğin imkanı neyse o ev o erkeğin imkanıyla dönmeli. Kadın daha iyi imkanlara sahip olsa bile kendisi için, evi için, çocuğu için tabii ki harcayabilir ama istiyorsa. Yani burada rol çalmak, rolleri karıştırmak, yaratılışa aykırı hareket etmek bence çok da uygun değil. Şimdi bunun üzerine ben güzel bir soru soracağım. Şimdi ben... Çok zor mu? Güzel bir soru. Şöyle bir soru soracağım. Siz güzel soru soruyorsunuz. Beğeniyorum sizin sorularınızı. Şimdi ben tek başına ayaklarının üzerinde duran, kendi kararlarını kendi alan, kendi doğrusu ve yanlışı olan bir karakterim. Evet. Birisi çıkıp da bana... Bak şimdi şunu söylerse benim normal günlük hayatımın, şimdi ben ilişkilerde saygının olması gerektiğine inanıyorum. Kimse kimsenin hayatını hayatına tecavüz etmemeli. Evet. Sen o insanı nerede tanıyorsan, nasıl tanıyorsan, onu nasıl görüyorsan onu öyle kabul etmelisin inananlardan. Evet. Şimdi erkek çıkıp da mesela ben arkadaşlarla gece eğlenmeye çıkacağım. Bana sorman gerekiyor. Ben soru sormayı da bilmem. Ben gidiyorum diyorum. Çünkü bu benim alışkanlığım. Karşıdaki de şunu bana söylerse, derse ki soru sormadan mı gidiyorsun? Nasıl soruluyor diye soruyorum mesela. Ya ben bugün arkadaşlarla gideceğim de sen ne dersin? Güzel. Bak bu güzel. Şimdi soru sormayı bilmeyen birine böyle bir soru, bir lönk kaldım mesela, atıyorum. Lönk diye kaldım. Sonra düşündüm. Peki bu sorunun cevabı gidemezsin olursa ne olacak diyorum. Tabii. Gitmeyeceksin diyor. Hayırdır canım diyorum ben de mesela. Sen nasıl, ben erkeğim giderim, sen kadınsın gidemezsin. Şimdi bu karakterde bir kadına böyle bir adam modeli bence uymaz. Şöyle de bir şey var. Uymaz abi, uymaz. Aslında ne var biliyor musunuz? Şimdi biz şu an böyleyiz. Hani üçümüz de her birimiz ayrı birer karakteriz. Şu anki zamanda ve şu anki koşullarda böyleyiz. Bununla birlikte bizim önümüzdeki sene, bir yıl sonra aynı şekilde, aynı tavırlarda ve tercihlerde olacağımız diye bir garanti de yok. Yani biz aslında yaşadıkça, bir takım şeyleri öğrendikçe, çünkü aslında hayat bir öğrenme. Öğrendikçe de öğretme ve uygulama süreci. Belki kendimizde farklılaşacağız. Belki kendimizi istemeyeceğiz. Bu kendimizle ilgili süreç. Ama sizin sorduğunuz şu anki sizle,
ilgiliyse bir kere cevabım çok net. Aynı aslında, aynı yaklaşım, aynı iş anlaşmalarında bir işe girerken veya bir projeyi seçerken, bir evi tutarken, kiralarken ne yaparız? Birbirimizin, karşımızdakinin veya o nesnenin bütün özelliklerini öğrenmek isteriz dürüstçe. Doğru değil mi? Evet. Yani ben böyle biriyim. İşte seni tanımak istiyorum. Önce anlamak isteriz. Yani siz önce o beyefendiyi anlamak isteyeceksinizdir diye düşünüyorum. O beyefendi de önce sizi anlamak isteyecek. Şimdi biz önce fiziksel olarak bir çekimle yaklaşıyoruz. Hanımefendi güzel, hoş, zarif, sizin gibi. İşte umarım içinden biraz Abdurrahman Çelebi çıkıyor. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Onu ilişkidekine sormalı. Yok yok. Onu söylüyorlar. Ama bu ilişkiyle de alakalı değil. Ben her zaman şuna inanıyorum. Adalet terazisinin eşit olması gerektiğine inanıyorum. Ben karşımdakine saygı duyuyorsam, şimdi bana herkes şeyde kızıyor. Sonunda söyleyeceğim şey hep başında söylüyormuş. Öyle misiniz peki, evet, hakikaten? Evet. Doğru. Hı. Ama doğruyu söylediğim siz için de öylesiniz. Öyle. Ben de. İkiniz de. Şimdi, vay. En sonunda söyleyeceğiniz en başında söylüyorsunuz her ikiniz de. Evet. Ama peki, sonradan ben demiştim diyorum. Hep aynı dediğimiz noktaya geliyor. Yani ben bugün inatçı bir karaktersem ben bunu 3 gün sonra söylemem. Ben bugün söylerim. Ya da ben bana yanlış gelen bir şeyi başında söylerim. Sonunu mu bekleyeceğim? Sonunu tabii beklememeli. Siz nasıl yapıyorsunuz? Başında söylüyorum derken. Kendimizden başladık o ya. Sizin kastınız ne, kastettiğiniz? Ben her olay için ama böyle. Siz genelde öylesiniz. Genelde ben biriyle ilk tanıştığımda mesela diyelim ki aynı ortamda aynı müzikle uğraşıyoruz. İlk tanışmışım. Yani ne bileyim, ben hayatta şunu istememişimdir. Yani sevdiğim kadının müzikle uğraşmasını istememişim değil. Ha. İstiyorum ama aynı ortamda beraber sahne yapmayı istiyorum. İstiyor musunuz onu? Tabii onu ben istiyorum ama ayrı yapmasını da istiyorum ama şimdi şöyle bir durum var. Kendine olan güvenim sonsuz ama karşıdaki insanların menfaatleri... Böyle korumacı bakışları gibi çıkıyor ortaya. Biraz öyle oluyor. Kusura bakmayın ama Sevgi Hanım. Yani niye kusura bakayım canım? Yok, belki hani karakteri var. Tabii. Ben de öyleyimdir. Tabii. Ben de korumacıyımdır. İşte ama... bak bir de şöyle bir şey var. Kıskançlık ortaya çıkıyor. Bunun ardından sonra da kıskançlık ortaya çıkıyor. Korumadan ziyade kıskançlık vardır. Ne şöyle gibi yapıyor musunuz? Bende hayır. Kıskançlık yani kıskançlık ve güvensizlik o... belki zaman içinde anlıyorsunuz belki onu da. Aslında en başında birbirinizi anlamak için ya kırmızı çizgileri vardır ya tabii insanların. Ki. Ya benim için bunlar çok önemli. Senin için de bunlar önemli. Anladım ve ben sana çok saygı duyuyorum bu konularda. Senin de bana benim bu noktalarda saygı duymanı bekliyorum. Demek çok önemli. Yani aslında ilişki bir mutabakat, bir anlaşma. Ama işte erkeklerin yetiştirilme tarzı ya çok light ya çok taş fırın. İkisinin arası yok abi. Niye yoksunuz abi? Arada durun, arada idare edin. Kadınlar olmasa erkekler olmaz. Erkekler olmasa kadınlar olmaz. Mecburen anlaşmak gerekiyor ama kırmızı noktalarınızı yani aslında siz de mi sordunuz ya kişi kendini nasıl tanımlamalı? Şimdi sizler kendinizi eğer iyi tanımışsanız, tanımlamışsanız. Sıkıntı o zaten. Kendini iyi tanıyanları da karşı taraf yargılıyor. Mesela ben kendimi çok iyi tanıyorum. Şimdi ehliyet kursuna ilk gittiğimizde bize ne dediler? İşte kırmızı ışıkta geçilmez. Evet, kurallar var. Kuralları ben de kendi hayatımda doğrularımı söylüyorum. Benim kıskanılmaktan nefret ederim. Aşırı aranmaktan nefret ederim. Nefret ederim demiyorum da sevmiyorum. Hoşlanmadığınız şeyler evet bunlar. Ne çok ilgisiz olacak, ne çok ilgili olacak. Ne çok arayacak, ne çok aramayacak. Denge. Yani adam diyor ki, ha, kendini bir şey zannediyorsun diyor. Değil mi? Açmam ki telefonu. Açmam. Ben mesela ama bak dön benim penceremden bak. Ben arayıp rahatsız etmem. Müsait misin diye sorarım. Ararım müsait misin derim. Atıyorum bunu ama sadece ilişkilerde değil. Hayatımın genel anlamında yaparım. Bir de bende şey vardır. Langur lungur girerim. Aklımda bir şey varken merhaba nasılsın demem. Ya sen bu işi hallettin mi derim. Bu benim. Ben beni değiştirmek istemiyorum. Mesela biri bir şey anlatıyor, sonuç. Yorma beni. Sonuç odaklısınız. Evet. İşte orada yani ilişkide kişilerin kendini tanıdığı kadar birbirini tanıması gerçekten çok önemli. Yani birbirinizi tanıyıp siz esas niyetiniz ne bir kere önce onu fark etmeli. Yani ben niyetimi sen bu deneye gitmek mi istiyorsun yoksa bu diyardan gitmek mi istiyorsun? Çünkü niyete göre de davranmanız lazım. Ama ben hep şeye inanıyorum. Niyet ne yani? Her şeyin karşılıklı. Bir şey söyleyeyim. Bana göre her şey karşılıklıdır. Ben bugün Ayşen Hanım'a gülümseyerek bakıyorsam Ayşen Hanım bana gülümseyerek bakmadığında ben ona bir daha bakmam. Tabii. İlişkiler de bana göre öyle. Tabii. Sen bana bir günaydın dersen benden de sana bir günaydın gider. Ertesi gün benim içimden bir gün
günaydın demek gelir ama sen o günaydını göndermezsen avucunu yalarsın, bir daha göndermem. Tabii ya, ben de çok, böyledir. Her şey karşılıklıdır. Çok önemli. Bir tek not söylemek istiyorum. Yani ilişkiler gerçekten o kadar zor değil yürütmek. Başından anlaşma yapıyoruz biz aslında birbirimize. Yani kadın ve erkek başında bir anlaşma yapıyor. O anlaşmaya eğer uyarsa her iki taraf, bir sorun olmuyor. İşte. Anlaşma bozulduğu zaman o zaman tekrar bir değerlendirme yapılmalı. İşte. Ara toplantı. Evet, ara toplantı. Şimdi ara şarkı yapacağız. Hadi bakalım. Bir ara şarkı alalım. Ruhumuz güzelleşsin sizinle. Bu şarkımızda garibanlara gitsin. Yazsın, erkeklere yazsın değil mi? Erkeklere mi? Erkeklere. Benim erkek arımı yapmıyorum. Ne yapalım? Ben bütün burada tek başıma kaldım ya o bakımdan. Bütün, benim tek de başına mı kaldım? 1, 2, 3, 4, 5. Merak etme. Sevenlere gelsin. Bakıyorlar, yetmez mi? Mesele. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılman, ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılman, ne de aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdan. Şimdi düşünüyorum da giderken beni de almışsın. İstemeye istemeye belki de inatla ayrıldım. Ayıplanmam, üzülmem, zor olan seni düşünmem. Mesele şu ki hala bitmedi sevdan. Mesele ne senin benden ayrılman, mesele benim sana darılman, ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki şarkıyı Devran İskender. Devran Serkan Kaya bir de okumuştu. Serkan Kaya da okumuştu kendisi. Onu bilmiyorum, ben Devran'dan dinlemiştim. Devran ilk çıktığı zamanlarda, yok ikincisinde çıkmıştı. Sonra bir şey zannetti kendini, işte öyle bir şey. Şımarmamak gerekiyor. Hiçbir zaman şımarmamak gerekiyor müzik hayatında. Aslında küçüldükçe büyüyorsun. Annemin dediği bir şey var her zaman programlara gittiğim zaman. Oğlum hiçbir zaman şımarma. Karakterini yitirme. Şımarabilirsin de. Şımarıklık da göreceli bence. Öyle bir insan değil gerçekten. Hani... Şımarıkça ben yapıyorum mesela onu. Bende vardır şımarıklık.
Tamam, reklam anladık. Tamam, şımarıklık, reklam, ara, tamam anladık. Evet sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız, hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Sezgin Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Tefekkür Saati, Perşembe günü saat 20'de. Bu hafta Tefekkür Saati'nin konuğu Fatsa Müftüsü Hüseyin Can olacak. Tefekkür Saati'nde varlığımızın ve geleceğimizin teminatı, neslimizin korunması konusu işlenecek. Tefekkür Saati, Perşembe akşamı saat 20'de. Bu çok keyifli sohbeti kaçırmayın. Artı 40 futbol bu hafta Ordu'da. Futboldan hiçbir zaman kopmayanların konuşulduğu program Artı 40 futbol yine futbolun efsanelerini konuk etmeye devam ediyor. Artı 40 futbolun bu akşamki konukları Bayburt Veteranlar Teknik Sorumlusu Rahman Köse. Gümüşhane Veteranlar Teknik Sorumlusu İhsan Pelit. Erzincan Veteranlar Kulüp Başkanı Fatih Ciminli. Artı 40 futbol bu akşam 21.45'te TV 52 ekranlarında. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın bayram eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz bayram ette, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle bayram et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde bayram ette sizi bekliyor. Bayram et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Kalitesi, referansları ve 20 yıllık tecrübesiyle sektörün önde gelen firmalarından olan Yıldızoğulları İnşaat, tamamlamış olduğu birçok projesinden sonra şimdi de Samsun'da hayallerinizi süsleyecek projelere imza atıyor. Sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesi, şık, ferah ve konforlu bir daire sizleri bekliyor. Huzur ve güven içerisinde oturacağınız daireler Yıldızoğulları İnşaat güvencesiyle. Yıldızoğulları İnşaat, Samsun. Ercan ve Özcan Yıldız kardeşler. Kaliteli yaşam inşa ediyoruz. Yıldızoğulları İnşaat. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Çorba bahane.
Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak beton sektöründe Ordu'da akla gelen ilk isim Penta Beton. İş adamları, müteahhitler, demirden betona işiniz için gerekli tüm inşaat malzemeleri Penta Beton'da. Unutmayın, tüm uygunluk belgelerine sahip, sektöründe lider bir kuruluş haline gelmiş Penta Beton'la çalışırsanız yüksek standartlı, kaliteli hizmet alırsınız. Beton kadar sağlam marka. Penta Beton. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. On Blok 104 Daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor. Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var. Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor.
Çağdaş ordunun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Hadi. Zarafete ve şıklığa önem veren bayanlar. Tüm bayanların zevklerine göre Ehadi Moda Fatsa'da 3 katlı mağazasında spor giyim, abiye, tesettürde ve büyük bedende markalarımız seçil. SCL, Galaxy, Moda İlgi, Gilda, Selen, Vakko, Albina ve özel tasarım ürünlerle Ehadi Moda sizleri farklılaştırmaya devam ediyor. Kadın ve moda Ehadi'de tarza dönüşüyor. Ehadi Moda'yı Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. Ehadi Fatsa'da Sakarya Caddesi'nde. İnternet adresimiz www.ehadi.com. Mağazamıza sizleri bekliyoruz. E ne duruyorsunuz? E hadi. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Piraziz'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Restoran ve kasabı birleştirdik. Ocakbaşı kültürünü değiştirdik. Emiret Ocakbaşı'nda ister et ürünlerinizi gelin kasabımızdan seçin alın. İsterseniz restoranımızda ailenizle, dostlarınızla leziz sohbetler yapın. Emiret Ocakbaşı'nda her sabah çorba çeşitleri, öğlen ve akşamları ızgara çeşitleriyle ister telefonla sipariş verin, isterseniz restoranımızda sizleri misafir edelim. Aile restoranı bahçemizde. Özel günleriniz için bizi arayabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine servis telefonlarımız 0452 234 5946, 0537 925 7207. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Türkmen Caddesi, numara 36 Taksim A, Altınordu, Ordu. Garipler mühendislik projelerinde yaz fırsatları. Şahin Çili Mahallesi, Azak Tower 6 blok 232 daire. Uçak Mahallesi Mayviya 452 4 blok 142 daire. Uçak Mahallesi Vizyon Kent 3 blok 164 daire. Cumhuriyet Mahallesi Zümrüt Konakları 5 blok 100 daire. Fırsat 1. Zümrüt Konakları 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Fırsat 2. Azak Tower 154 metrekare 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Standart altı fiyat ve standart üstü hayat için sınırlı sayıdaki bu daireleri kaçırmayınız. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. İrtibat telefon 452-888-1818. Adres Şahincili Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 260, Altınordu, Ordu.
Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok huzursuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca gel yine failim meçhul. Adım polis dersizinde. Hiç insaf yok kan izinde. Yanımda sen olmayınca hiç insaf yok kan izinde. Yanımda sen olmayınca gel yine failim meçhul. Beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarla. Yanımda sen olmayınca adım yazar zabıtlarda. Yanımda sen olmayınca koşup sana geldim. Anlattım anlamadılar. Faili meçhul. Sen olmayınca faili meçhul yıktılar. Yanımda sen olmayınca gel yine failim meçhul. Beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarda. Yanımda sen olmayınca adım yazır zabıtlarda. Yanımda sen olmayınca gel yine failim meçhul. Adım polis dersizimde. Benim self yok kan izinde. Yanımda sen olmayınca hiç insaf yok kan izinde. Yanımda sen olmayınca şu dersimin yolu dardır. Seni böyle beni senden alanlar. Vallahi dinsiz imansızdır. Beni senden alanlar. Vallahi aman o yar, zalim o yar. Gezerim ben diyar diyar. Seni benden alan o yar. Dilerim aşık Cemil dağdaşım. Yandı yüreğimin başı. Sen orada, ben burada. Yanar sen orada, ben burada. Yanar
Vallahi ben de daldım gittim abla. Ne yalan söyleyeyim. Biz de daldık gittik, nerelere götürdün? Şimdi müzik ruhun gıdasıdır diyoruz ama müzikleri dinlerken ben özellikle tavsiyede buluyorum. Ne olur psikolojiniz bozukken arabesk dinlemeyin. Çünkü evet, gerçekten ciddi çok depresyona etkiliyor. Sokuyor. Evet, evet, çok etkiler. Yani elinizden geldiğince enerjisi yüksek ve hareketli şarkılar tabii dinleyin ki. Ben kaç gündür ne haldeyim? Motive olun. Şimdi hayır, arabesk mi dinliyorsun? Aşk acısı. Zaten benim tarzım arabesk ya ablacığım. Güzel söylüyorsun. Solo. Çok güzel teşekkür söylüyorsun. Teşekkür ederim abla. Allah razı olsun. Ama bu grip bayağı bir grip mi oldu? Bayağı oldu bir hastayım. Sen? Geçen Ekin TV'ye gittik. Gerçi reklam mı oluyor? Oluyor mu acaba? Neyse, başka bir kanala gittik yani. Gittik. Ondan sonra gömlekle çıkmışım dışarı. Havada biraz da soğuktu. Orada aldık artık alımımızı. Ama git hasta doktora oldu. Git böyle bırakma doktora kendini. Doktora gittik ama alıyor musun ilaçlarını, ne yapıyorsun? İlaçlarımızı da alıyoruz. Kabahat bizim, kabahatimiz mi, cezasını bize kesiyorsunuz. Vallahi. Bu arada sevgili izleyiciler 0216 396 52 52 numaralı telefondan yayına bağlanabilirsiniz. Az önce biz reklam arasında da konuştuk. Kişi kendisine saygı duymuyorsa karşıdakinin ona yapabileceği her türlü saygısızlığa açıktır diye düşünüyorum. Evet, evet. Bu her anlamda ama iş anlamında da, kendi yaptığınız işte de, aile içi ilişkilerde de, ikili ilişkilerde, anne çocuk, baba kardeş. Bence bu tür ilişkilerde en önemli şey kişinin önce kendisine karşı hissettiği duygular diye düşünüyorum. Kişinin kendini fark etmesi önemli ve değerli olduğunu bilmesi de önemli. Bununla birlikte hep dediğim bir şey var. Aslında hepimiz bir anlaşma yapıyoruz. Aile de bir anlaşma. Yani eşler bir anlaşma yapıyor. Karı koca görevi var. Sonra çocuk dünyaya geliyor. Anne baba olma sorumluluğu var. O anlaşmayı herkes uyduğu müddetçe bir sorun yok. Ailede de yok. İlişkilerde ama de yok. Ama kişisel davranışlar değişkenlik gösterebilir. İnsanların tabii kendini çok kötü hissettiği, yalnız kalmak istediği zamanlar olabilir. O zaman da izin vermeli değil mi insanlar? Tabii birbirine ki. Yani yalnız kalma hakkına izin vermeli eşler. Yani bir kadının birbirine görevi işte her gün yemek yapmak, kahvaltı hazırlamak, bulaşık yıkamak, çamaşır yapmak. Bir günde yapmak istemedi o kadın. Hani o kadın onu o gün yapmak istemediği için o kadını cezalandırmak mı gerekiyor? Bir gün senin istediğin hizmeti yerine getiremediği için, ki kadın, bence kadınlar da bu noktada biraz daha kendi farkını, hani karşısındaki erkeği elde etmek, mutlu etmek için her türlü şeyi yapıyoruz. Bak ben yapmıyorum gerçi. Otur kendi kahvaltını kendin hazırla diyen biriyim. Ciddi. Ben yaparım onu. Yani ben içimden gelmeyen hiçbir şeyi karşımdakine yapmak istemiyorum. Tabii. Yani kahvaltı yapmak istemiyorum, onu mutlu edeceğim diye bir kere yaparım. Yani istenmeden hazırlanan yemeğin lezzeti de olmaz biliyorsunuz. Olmaz. Gönülsüz aşktan hayır da gelmiyor. Yani karşıdaki gelmiyor. İnsan orada sizin onu isteyip istememenizi önemsemiyorsa bu size değer vermediği anlamına gelir. Şimdi sevmek ne demek? Yani ona bir bakmak gerekiyor. Sevmek nedir? Bilen sevmek ne demek? Bilen var mı aslında? Sen sanatçısın, sen söyle. Sevmek ne demek? Hani sevmenin altında yatan o kadar doğal şeyler var ki. Bu keşke, görevi geçen bir şey. Sende. Keşke bana sormasaydın güzel ablam ya. Hadi söyle neden, bakayım. Neden? Kuyruk acısı var galiba. Baya baya. Yani ne bileyim, şimdi beni izleyenler eminim ki takip edenler vardır. Söyle ya bakalım. Olabilir yani bir şey söyleyeyim. Seni takip edenler hepsi senin nikahını almayacak. Sen bir kişiyi ya, seveceksin. Tabii. Ve bir kişiyi sevdiğinde seni sevenler de buna saygı duyacak. Ya sevgi gerçekten hani tarif olmayan bir şey. Hı hı. Neden? Şimdi ben eser yazıyorum kendi kendime. Ne güzel bak. 60-70'e yakın eserlerim var. Ha. Genelde hepsini gece yazıyorum. Hı. Neden gece yazıyorum? Çünkü yalnız kalıyorsun, duygular havada geziyor. Duyguların anlamsız olduğu, aslında anlamlı olup da tek başına kalıp da anlamsız olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada telefonumuz var. Hemen tabii konumuza gireceğiz. İnşallah, hoş geldiniz yayınımıza. Ya sen niye korkuyorsun? Korkma. Yok canım, sabit. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bizim müdür bağlı. Ben İstanbul Eser Yurt'tan arıyorum. Buyurun. Kiminle görüşüyoruz? Ben Cem'in babası Mehmet Aslan, Can Mehmet. Ne güzel. Bu arada sizin soranınıza hazmat onur verdi. Bizim açımızdan geçken mükemmel bir program oluyor. Çok heyecanlısınız. Hissediliyor. Gerçekten bir baba olarak o heyecanı burada müdür arkadaşlarımızla yaşıyoruz. Selamlar, sevgiler. Hanım, çok duygulandık. Ayrıca teşekkür ediyoruz 52 kanalın yöneticisi, sanat sahiplerine, başka sizlere. Çok güzel. Baba desene, babanı rahatlatsana. Babacığım. Baba merhaba, nasılsın babacığım? Efendim oğlum. Ne yapıyorsun, nasılsın babacığım? Demek ki... Benim biraz saçlar daha mı olsun? Acizane biz de söylüyoruz. Ama bir babanın oğlunu dinlemesi onur verici, gurur verici. Maşallah. İyi ki de oğlum olduğundan Rabbim seni benim oğlum olduğuna
Ben... Ne mutlu ki bir baba çocuğuna sevgiyle yaklaşıp evet. gösterip onun ruhunu seviyor, evet. ruhunu okşuyor. Çok, çok güzel bir şey. Sahneye çıkıyorum ablam. Bu kadar heyecanlanmamıştım. Demek ki bu evlat sevgisi daha ağır basıyormuş. Kendimi unutuyorum. Evet. İnşallah daha devamını en iyi yerler olmasını istiyorum Rabbimden. Sizlerin de böyle katkılarıyla estağfurullah. En iyi yerler olmalarını istiyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir baba olarak, şimdi babası olmayanlar da var ben de başlarında olmak üzere. Gerçekten bir baba olarak evladının yanında manevi anlamda varlığınızı hissettirdiğiniz sürece o zaten başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü iki şeydir aslında insanları anlatan. Bir duyguları, iki davranışları. Siz hem duygularınızla hem davranışlarınızla bence oğlunuzun yanındaysanız zaten hiçbir şey olmaz. Bence tabii, sırf yere gelmez. Benim üç oğlum var. Maşallah. Üçü de benim için birbirinden değerli. Üçünü hiçbir zaman ayırtmıyorum ama bunun bir özelliği şöyle, sesinin güzel oluşu, böyle bir mesleğe atanması. Buna da bir imkan verelim dedim. İnşallah devamı olur sizlerin sayesinde. Vallahi bizler vesileyiz ama buradaki bütün desteğin ben ailede olduğuna inanıyorum. Çünkü ailede ne yeşeriyorsa etrafta o pişiyor. Çok önemli. O kadar önemli ki. Şanslı oğlunuz sizin gibi bir babası var. Onu sevdiğini, ona güvendiğinizi söylüyorsunuz. Hakikaten çok da iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah bütün eyvallah. Evlatlarınızdan sizleri güldürsün. İyilerle Amin. Karşılaştırsın evlatlarımızı Rabbim. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğim babacığım. Şey var. Bir isteğin var mı? Özel istemiş olduğun bir eser var mı? Senin için ne okumlu? Çok sev. Belki programınız formatı gereği belki size uygun bilmiyorum siz ama. Söyleyin. Söyleyin. Adili diye bir türkü var. Onun bir kuple okursa çok sevineceğim. O da olur bana... olur. Babalar değerlidir. Ben bu arada anneler de. Eşime gelsin. Ben de öyle bir koca bulursam alacağım. Çok güzel ha. İnşallah inşallah. Düğünümüzde salonlarımızı da yaparız inşallah. Salonu da ayarladım dur çok bakalım. Öyle mi? Ne güzel. İyi hadi hayırlısı olsun. Kocayı bulursam alıp geleceğim salonda düğün yapacağım. Bak, sizleri de götüreceğim. Kameraman arkadaşlar çekeceksiniz tamam mı? İnşallah. Ümit sen de yönetmenliğini yapacaksın. Beni arka kapıdan kaçıracaksın. Damat ortada kalacak. Bak bak. Niyetim şimdiden bozdum niyetini Sevgi Hanım. Valla. Ben de tanıştığını yapayım bari Sevgi abla. Ya da sanatçılığını yapayım artık değil mi? Evet. Canım tabii. Daha ben tamam, kesin geleceğim. Tamam. Eşleşsizden inşallah. Bulursam alıp geleceğim az yakında inşallah. Sevgili babam sana selamlar. Orada olan değerli arkadaşlarına da abilerime de. Levent Müzik'imde seni dinliyoruz. Selamlarımı iletiyorum. Sizler hepinize sayılarımı sunuyorum. Hepsi baş tacı. Ellerinden öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Öncelikle ben sana teşekkürlerimi... Öncelikle sana teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum bir baba, ya bir evlat olarak sana, babama. Çünkü baba olduğun zamanı inşallah. Çünkü her zaman beni destekledi bu yolda, müzik hayatımda. Gerçek anlamda bana bir ilk adımı atmamda sebep olan kişi Can Mehmet. Ona canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün eserini ederiz. Okuyamadık. Kusura bakmasın. Ne eserini okuyamadın? Eserimizin ismi Yanıyorum Alev Ali. İsmi. Onu okutacağım ben sana canım. Canlı belki okuyabilirsin. Yok yok onun playback'ini okutacaksın sen. Tamam. Yönetmenimizle konuşuruz. Çok, tamam. Çok mutlu olurum. Onu halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Tamam. Sen onu reklam arasında reji odasına gider hallederiz onu. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz bir baba olarak da. Helal olsun. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim ömür verdiği müddetçe her zaman yanındayım oğlum. Teşekkür ediyorum babacığım. Allah başımızdan eksik etmesin. Üç kardeş başımdan başında olmasını istiyorum Rabbimden. Bu kadar. Ben de fazla konuşamam. Allah sağlık sağlık Allah versin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir şey söyleyeyim mi? Şanslısın. Gerçekten şanslısın. Tabii maşallah. Çok şükür. Konuşabileceğin bir baban, yanında varlığını hissettireceğin bir güç. Baba çünkü çınar ağacıdır. Evet. Başında olması yetiyor. Desteği olması da. Tabii. Aynen. En büyük zenginlik bu. Aile. Sevmek, sevilmek. Tam da sevmeyi söyle konuşuyorduk. Sevmeyi, aşktan bahsettik. İşte böyle şükür gerçekten. Olsun Allah'ıma. Şükürler olsun bana yani, yetişti. Diğer aşk olsun geçmedi. Ya bak bir şey geçilmez. Söyleyeyim mi? Hayat nasıldır? Şimdi Ayşen hocamızın yanında biraz haksızlık etmek istemiyorum ama. Ne hayat demek? Nasıldır biliyor musun? Yaşadığın acıların toplamında kendini tanımadır aslında. Tabii. Tabii. Kendini tanıyorsun. Aslında biz belki hepimiz farklı amaçlarımız
amaçlarla geliyoruz ama farklı şeyler öğrenerek ilerliyoruz. Bir dönem maddi anlamda zorlukları öğretiyor sana hayat. Bir dönem ekonomik anlamdaki sıkıntıların hayatına yansımasını yaşıyorsun. Bir dönem ailenle, bir dönem kendinle, bir dönem sevdiğinle ama bir şekilde öğreniyorsun. Ve insanların hani az önce de konuştuk ya, bağımlı ilişkiler. Tabii. Dünyadaki tabii, en kötü şey, ilişkiler bir aşk, bir sevgi şu değildir. Ben mesela evladımız en temiz, en saf sevgi değil midir? Beklentisiz onun bir sevgi. Onun saçının teline zarar gelse dünyayı yakarsın. Tabii. Ama ona kıyamazsın. Sevmek karşıdakinin canını yakmak, onu üzmek, kırmak değil. Kıyamazsın ya. Tabii. Ama şimdiki zamanın sevgilerine bakalım. Beni kıskanıyor, dövüyor. Beni seviyor. Tabii. Beni hastalıklı dövüyor, beni bunu, seviyor. Hastalıklı duygular, evet, biliyorsunuz bunlar. Ya bir insan sevdiğine kıyabilir mi, dövebilir mi ya? Ruh hastası, yani teşhis koymuyorum ama böyle birinin, düşünsene, evladını öldürmeye tenezzül edip bunu gerçekleştirebilecek bir ruh, bir literatürde bir adı var mı bilmiyorum. Biz ne hale geldik? Biz neler yapabiliriz? Ve bu tür durumlarda olan, özellikle çocuklara şiddete maruz kalan anneler, çocuklarına şiddet uygulayan anneler de var. Çünkü bu bir güç silsilesi. Adam karısına, kadın çocuğuna, çocuk arkadaşına, arkadaş, böyle bir silsile var. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir şimdi burada davranış sergilemek bütün bunlar gerekiyor? Bir bizi aşıyor. Neden? Çünkü bu bir hastalık. Hani bunu kabul etmek lazım. Ama burada mesela anneler evlatları tarafından buna göz yummamak lazım. Yani bir vatandaş olarak, birey olarak, anne olarak ne yapılabilir? Ebeveyn veya bir büyük, bir komşu olarak birincisi buna gerçekten göz yummamak. Yani bu hasta ruhlu kişilere göz yummamak lazım. Ha, ne yapacaksın? O hasta ruhlu kişiyi eğer senin yakınındaki biri ise mümkünse tedavi ettirmek lazım. Özür diliyorum, araya gireceğim. Tabii. Şimdi bir kadın, kocamdır. Mesela geçen bir kavgada adam eşini dövüyor. Adamın söylediği, benim nikahlı karım, döverim de severim de diyor. Kadın dayak yiyor ya da kıskanılıyor. Kocamdır, sen karışma diyor. Evet. Sonra diyor ki beni sevmese, beni kıskanmasa bana... Şimdi bu psikolojideki bir kadın da normal bir psikolojiye sahip değil bence. Tabii ki değil. Çünkü sevmek şiddet uygulamak mıdır? Tabii. Aslında. İşte o yüzden hani size de sordum yani, aslında sevmek ne demek? Aslında sevmek bir alma yarışı değil, biliyorsunuz değil mi? Erich Fromm onu çok güzel tanımlamış. Diyor ki çocuğun sevgisi diyor, seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım vardır diyor. Oysa diyor gerçek sevgi seni seviyorumdan kaynaklanır. Gerçekten seven der ki sana ihtiyacım var. Çünkü seni seviyorum. Dolayısıyla seven insan bağımlılıkları yüzünden maddi peki, ya da manevi alacaklar... Sevgi ihtiyaç mıdır peki? Sevgi çok büyük ihtiyaç. Yani hepimiz bir insan. Evet. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu şey aslında sevmek ve sevilmek. İnsanı geç. Evinizde çiçek var mı bilmiyorum. Sizlerin çiçeği olan varsa ben bilir. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kaktüs mü var? Olsun, çiçek işte. Var mı? Ben çiçek beslemiyorum ve çiçek bakmıyorum. Bakmıyor. Çünkü o da bir emek istiyor. Sevgi istiyor. Aynen. Ya ben mesela unutuyorum çiçeğin evde olduğunu. Çiçeği severken tabii, çok güzel büyüyor. Sonra çiçeği unutuyorum. Baktım sonra. O da seni unutuyor. İşte aynen. İşte sevgi böyle bir şey. Yani sevdiğini kollarsın, sevdiğine hassas davranırsın. En başa gelelim, sevdiğine zaten sen kahvaltı hazırlamak istersin. İçin eğer yani elin ayağın tutuyorsa ve sağlıklıysan. Hiç önemli değil. Karşındaki, eğer sen yorgunsan, eğer karşındaki de seni seviyorsa, senin yorgun olduğunu fark eder ve sana yardımcı olmak ister. En beceriksiz insan bile olsa. Dolayısıyla sevmek bir alma yarışı değil. Sevmek var olmak için gerekli temel unsurlardan biri, bir ihtiyaç. Ama sevgi adına atılan dayaklar, sevgi adına şiddet, sevgi adına aşırı kıskançlıklar aslında sevgiyi karalayan başka kavramlar. Dolayısıyla ben sen var olduğun kadar ve sen mutlu olduğun kadar mutluyum diyebiliyorsa biri, o zaman onu seviyordur. Ama demin de şey dedim ya, hani Sevgi Hanım dedi ya, karşılıklı biri bana işte baskı kuruyorsa, benim zamanımı ve hareketlerimi, özgürlüğümü sınırlıyorsa ben buna gelemem. Tabii ki gelemeyebilir. Değil mi Sevgi Hanım? Burada önemli çünkü olan burada, nokta... Dikta var. Dikta var. Yani emir tipiyle evet, konuşma var. Ben demek zaten... ki ne dediğinden çok nasıl söylediğin de aynen, önemli. Karşılıklı birbirine saygı duyarak tatlı dille konuşmak ve kuralları en başından belirlemek sağlıklı insanların ilişkisi için önemli. Hani bir iş şirket düşünün, işe alım yapıyoruz. İşe alım yaparken bile ne yapıyoruz? Önce bir görev tanımı var. Yani biz ne görev bekliyoruz? Mimar mı bekliyoruz veya satış uzmanı mı bekliyoruz?
bekliyoruz? Banka müdürü mü? Veya işte ses sanatçısı, besteci mi alacağım ben müzik şirketime? O zaman bu kavramın bir tanımı var. Bu kişi hangi özelliklere sahip olmalı? Doğru değil mi? Ha, bana da o özelliklere sahibim diye başvurular geliyor. O zaman ben o kişiyi işe alacağım zaman onunla önce bir görüşüyorum. Onu tanımak istiyorum. O beni ve kurumu tanımak istiyor. Sonra aradığım özelliklere sahipse aday ve anlaşırsak şartlarda bir anlaşma yapıyoruz. İşte aslında ilişki, evlilik, sevgililik de böyle bir anlaşma. Ben böyle bir insanım. Senin de böyle bir insan olduğunu fark ettim. Benim için çok değerli, tam istediğim gibi birisin. Sana saygı duyuyorum ve bunları kabul ediyorum. Hedeflerimiz de birbirini besliyor. Çünkü bu bir yol arkadaşlığı aslında, sevmek ve evlilik. Ha, bu yol arkadaşlığı aslında her şeyi anlayıp konuşup kabul edip anlaştıktan sonra zaten siz bir anlaşma yapıyorsunuz. Kurallarınız var, uzlaştınız ve yolculuk devam ediyor. O yolculukta kurallar değişebilir. Çünkü yeni ihtiyaçlar belirebilir. O zaman tekrar bir araya gelip tekrar konuşup birbirini anlayıp yeni kurallar belirlemek lazım. Yoksa sırf ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun, hadi birlikte olalım, ondan sonra birbirimizi tanırız deyince birlikte oluyorsun ama birbirini tanıyamıyorsun. Bağlanıyorsun. Ya da tanıdıkça da istemiyorsun. Aslında sana uygun olmadığını görüyorsun tanıdıkça ama birlikte olmuş oldun. Bu sefer artık birlikte oldum, öyle mi olur, böyle mi olur? O yüzden ben bir şeylere hoppa atlamadan önce kendimi tanıyayım, onu anlayayım ve biz birlikte yüzde kaç yapabiliyoruz? Bu işin olurluğu var mı? Akılla görüp gönülle de kararını vermek lazım. Sağlıklı ilişkiler için tabii konuşuyorum bunu. Ama insanlar, mesela erkekler ve kadınlar da işte birini elde etmek için onun kurallarına uyuyormuş gibi davranıyorlar. Sen tabii, nasıl mış gibi yapanlar var. Sonra ne oluyor? Bağlanıyorsun sen duygusal açıdan. Aa, bu sefer atsan atamazsın, satsan satamazsın. Roller değişiyor. Mesela beraberliklerin başlangıcında kadın erkek hiç önemli değil. Bir alışkanlık yaratmaya çalışıyorlar. Alışkanlık yarattıktan sonra kendini kadın ya da erkek geri çekiyor. Bu sefer roller değişiliyor. Nasıl bir davranış sergilemek gerekiyor? Söyle. Buyurun. Ya ben şahsen kendi adıma söylemek gerekirse, ben sevdiğim insanı korurum, kollarım. Değil mi? Allah'tan sonra. Tabii. Önce Allah hepimiz tabii için ki. Öyle. Sonuçta demin de söyledim ya, kötü art niyetli insanlar var tabii ki. Ben bu telefonu böyle koyuyorsam tabii ki bakacak. Ben de onunkine bakacağım. Hayır, niye bakıyorsun? Ben güvendiğim adam, ben bakmam. Bak, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ne zaman şüphe ama duymaya başlarım? Konuşturmuyorum. Ya ben şuna karşıyım. Bak, bir kadın bir erkekten önce kendini koruyup kollayabiliyor mu? O erkek onun sadece yanında durabilir. Neyini koruyup kollayacaksın? Bak ama genç diyor ki, ama beni konuşturmuyorsun. Konuşturmayacağım. Dur şimdi bir konuşsun. Benimkisi, yani şimdi ben gencim, hani şöyle gencim derken. Ya, genç düşüncesi. Tabii, ne güzel. Biz genç olmadık canım. Biz hiç çocuk bile olmadık. Eminim ki sizler de bir şeyler o bakımdan yaşamışsınızdır. diye düşünüyorum. Ben hani ne bileyim, demin de söylediğim gibi ya, korurum yani. Ben bu telefonu buraya bırakıyorsam, o da oraya bırakıyorsa, herhangi biri arıyorsa ister istemez insan bakmak istiyor. Yani görmek doğal istiyor. Bir şey o. Bir bu, istek değil mi? Hani bakayım kim arıyor diye merak ediyor olabilirsin. Tabii. Sen eğer karşındakinin de bunu yapmasına izin veriyorsan, o da sana izin veriyorsa sorun yok. Yani aslında onlar anlaşmışlar. O onların kuralı. Onların işbirliği. Ya onlar öyle, ama bir süre sonra rahatsızlık verecek bu. Neden? Nereye çünkü kadar? Bugün hoşuna giden şey bir süre sonra güvensizlik yaratacağı için arada böyle bakmak istediğinde rahatsızlık verecek. Yani bu herkes için geçer. İlk etapta mesela ilişkilerde seni kıskanması hoşuna gidiyor. Seni sürekli arayıp sorması hoşuna gidiyor ama bir süre sonra rahatsızlık veriyor. Eğer denge kuramıyorsan. Evlenmemek daha iyisi. Sevgili kal tamam. Kaç yaşındasın? 28. Daha ne küçükmüş, hadi küçük de cebime gir diye. Yani işte diyorum ya, genç. 30'a 2 kalmış. Biz senin yaşındayken çocuk büyütüyorduk yani. Yani. Öyle deme. Ama şu anki yeni yetişen nesil çok değişik yetişiyor. Evet, çok farklı. Çok daha çocuk ruhlusunuz. Yani Y kuşağı çok fazla sabırlı olamayabiliyor. Yine Y kuşağı hani biraz daha böyle ahde vefa vardır. İşte o bana bunları yaptı, ben de onun için bunlara vefa göstereyim demeyebiliyor. Çünkü çok hızlı bir iletişim çağındayız. Evet. Her şey çok fast food tüketiliyor. Tabii ki Sevgi Hanım'a da ben katılıyorum o dediklerinden ötürü. Neden? Şimdi zamanla insan yaşıyor ya bir şeyleri. Hani
gelişiyorsun artık, büyüyorsun bazı şeylerde. Şu an 28, yaşım olacak 35. 35'ten sonra acaba fikirlerim, demin siz de söylediniz. Tabii ki farklılaşabilir. Çok şu an ben şu anki sen şu anki sensin. Hepimiz yani, ben de 35'ten sonra değişmiyor. Acaba? Erkeklerde olgunlaştıkça, yaşanmışlıkları arttıkça, sorumlulukları arttıkça değişiriz. Yani bugün bu kafayla aynı 7 yıl sonra tekrar konuştuğumuzda çok bir şey değişmeyecek. Yani atıyorum, kafa değiştirmek değil. Mesela bugün ailenle yaşıyorsun. Tek başına bir ev tuttuğunda, tek başına yaşayıp hayatı göğüslemeye çalıştığında işte o zaman hayat. Hani dedik anlatarak değil, yaşayarak öğren. Deneyim. Çok ben önemli. Şimdi siz tabii daha hızlı sonuç almak istiyorsunuz doğal olarak. İşte çabalarımın sonucunu daha çabuk göreyim istiyorsunuz. Ve fırsatları da çok hızlı görüyor genç kuşak. Bu da aslında sizin güçlü yönleriniz. Dolayısıyla ben hep diyorum ki yani gencin o fırsatları görme yeteneğini ve o enerjisini fark edip ona göre bir işbirliğine girmek gerekiyor. Yani gençler de birbirini daha iyi anlayabiliyor aslında şimdiye göre. Ve belki sen eş seçiminde veya kız arkadaş seçiminde daha çok ortak hedefi olan birini seçeceksin. Çünkü aklın sana bunu söyleyecek. O ortak hedefi olan kişiyi seçtiğinde bir de gönlünüz de birbirinize eğer kayıyorsa harika bir birliktelik olacak. Evet. Çünkü ne akılsız gönül ne de gönülsüz akıl tam bir birlikteliği sağlıyor. Her ikisini de aslında dinlemek lazım. Akıl ne söylüyor? Gönül kimden yana? İkisi bir arada olmayınca karışıyor hatlar. Çok karışıyor. İşte o zaman karışıyor. O zaman bir insan kendiyle de çelişiyor. Birlikte olduğuyla da çelişiyor. Aklın evet demediği, gönlün evet dediği durumlar daha zor. Çok zor. Ama ben mesela gönlümle hareket etmeyi tercih ederim. Aklım evet, başta aklımsa sonra gönlümle hareket etmeyi severim. Evet. Çünkü aklın seçmediğini gönül sevmemeli. Benim yani belli bir yaştan sonra dinliyor onu... mu gönül sevmemeliği dinler mi? Ben de dinler. Dinledikten sonra. Evet. Biraz yok şey. Ben de dinliyor. Çünkü ben hep mantık, ben her zaman mantıkla hareket ettim. Bu insan hayatımda olursa, ben çünkü hayatı bugün olarak düşünmüyorum. Bundan sonraki günler olarak düşünüyorum. Bugün beni üzebilen şeyin yarın beni daha çok üzebileceğini, bugün beni mutlu eden şeyin yarın üzme ihtimalini düşünebiliyorum. O yüzden uzun vadede ben bu insanın olumsuz yönlerini ne kadar tolere edebilirim? Ben bunu ne kadar taşıyabilirim mi düşünüyorum? İnsanlar zannediyorlar ki çok sevince her şeyine katlanılıyor. Bence çok sevince eğer de evlilik olursa işin ucunda katlanılmıyor. Aksine biriktirdiklerini kusmaya başlıyorsun. Şimdi o kelime çok enteresan bir kelime, katlanmak. Hani iki işte karı koca birbirine sormuşlar. Kadın demiş ki işte sen beni niye seviyorsun? Adam da anlatmış, işte çok güzel yemek yapıyorsun, işte çok iyi bir annesin, işte işinde başarılısın, çok vefakarsın, seni o yüzden seviyorum. Bu sefer aynı şeyi adam kadına sormuş. Peki demiş, sen niye beni seviyorsun, sen benim neyime katlanıyorsun? Ben sana katlanmıyorum ki, ben seni sadece seviyorum. Ya dolayısıyla hani birinin bir şeyle katlandığını düşünüyorsan onun adı da sevgi olmayabilir. Yok, şu açıdan söylüyorum. Hani işte mesela inatçıdır, huysuzdur. Onu ne kadar tolere edebilirsin? Yani iyi bir tarafı vardır, onun kötü tarafını tolere eder. Evet, yani ne kadar nerede buluşabiliriz doğru, farklı bir şey. Katlanmak farklı bir şey. Yok canım, zaten of, öyle mümkün değil. Şimdi katlanma, ne kadar katlanabilirim? Adam tabii. Bana diktayla, emir kipiyle konuşuyor. Ben ona bırak katlanmayı. Aşkından ölsem bitmiştir benim tabii. için olay. Kişinin kimliğinin bir önemi yok. Ya bazıları da öyle davranılması da isteyebilir. Dolayısıyla i̇şte herkesin tercihi farklı. Beklentisi farklı. Ama ben zannetmiyorum şunu getir, şunu götürür, sevebilecek, bundan keyif alabilecek insan olduğunu düşünmüyorum. Hani belki ilk etapta cazip gelebilir. Belki ben bilmiyorum. Taşkın erkeği. Yani bana öyle hiç, bir kavram da var ya şimdi. Taşkın yani erkeği. Yani bana çok mantıklı açıkçası gelmiyor. Neden mantıklı gelmiyor? Ben bugün Ayşen Hanım'la iki farklı iletişim kurabilirim. Bir güler yüzü bir iletişim kurabilirim. Bir de egolu bir iletişim tabii. kurabilirim. Şimdi ben ona güler yüzü yaklaştığım zaman benim tavırlarım onu rahatsız etmez. Tabii. Onu incitmeden yaparım. Ama asık surada güzel bir şey de söylesem rahatsız eder. İşte buradaki denge. %50-50'dir herkes aslında. İyi taraf, kötü taraf. Ama bir tarafı vardır, unutturur sana her şeyi.
Evet. Aa, o da ne? Sizin için neyin öncelikli olduğu ile ilgili. Yani benim için en öncelikli şey bana hayatta saygı duyulmasıysa, o bana hep saygı duyuyorsa, o zaman diğer unsurlara sahip olması bile ben bunu hoş görebilirim. Ben onunla ilişki kurabilirim diyebiliyorsunuz. Güven. Benim için olmazsa şey olmaz güven. Çünkü güvenin olmadığı hiçbir yerde huzur olmaz. Ben huzursuz olduğum zaman mutsuz olurum. Mutsuz olduğum zaman da olaylıyımdır, vukuatlıyımdır. Evet, şu öncelikleri bilmek çok önemli. Yani güven vermeli karşıdaki. Nasıl ki bir kadın güven kokmalı diyorsan, bir insan tabii, güven kokmalı. Tabii. Bence güven olmayınca sevgi, aşk, bunlar hepsi hikaye. Üç gün sonra bitiyor her şey. Ya düşünsene, bir adamı sevdiğini düşünüyorsun ya da bir kadını, ama sürekli şüphecisin. Sürekli kontrol ediyorsun. Bakıyorsun çevrim içimi. Hangi saatte girmiş. seni arıyor mu? Çevrim içi daha çok riskli değil mi? Bir de görüyorsun kim kimle çevrim içi. Herkes göremez ya. Kim değil? Şöyle değil. Görünmez. O çevrim içi olduğun anda görünmez yapmana imkan yok ki. Öyle bir şansın yok. Öyle bir şansın yok. Bir anda değil, daha sonra mesela. Ha, daha sonra ne zaman girmiş çıkmışı saklayabiliyorsun ama görüşme anında insan bunu saklamana imkan yok. Dokümanları yok mu? Sonradan yüklemeler, kimle konuşmuşsun, kimle şey yapmışsın, yazmışsın. Ha, bir de o var. Bak, onlar da varmış. Bilmiyorum. Benim bilgim bile yoktu. Sonradan ayık ettiler. Öyle mi? Kötü bir şey. Ama şöyle bir şey var. Sosyal medyalar çıkarmasalardı. Tabii. Sosyal medyayı kullanan insanlar, onlar çıkartabilir. Senin nasıl kullandığın önemli. Önemli. Tabii. Birçok arabanın modeli var. Bir araba saatte 220 kilometre basıyor. Bunu basıp basmama inisiyatifi sende. Ama diyor ki sana maksimum 220 yapabilirsin diyor. Sen o 220'yi zorlarsan olacak belli yani. Yani asıl olan şu. Aslında ben ne istiyorum bu hayattan? Yani bu hayata ben niye geldim? Hepimizin aslında bir yaşam sebebi var. Yani her birimiz kendimizi gerçekleştirmek için hayattayız. Dünyayı kendimizi gerçekleştirmek için geldik. Şimdi ben kendimi gerçekleştirme sebebini kavramış biriyim. Kişilerin güçlü yanlarını farkına çıkarmalara vesile olacak bir hocayım. Kişilerin yeteneklerini fark etmelerini sağlayacak bir koçluk yapmaktayım. Kurumların da güçlü yanlarını fark ettirip onları pazarda daha güçlü konumlandıracak bir marka ve insan kaynakları yönetim danışmanlığı yapmaktayım. Yani Rabbim beni bunun için yaratmış. O güçlü yanları fark ettiren, stratejiyi güçlü yanlara göre kurgulayan, o kadar da güçlü olmayan yanları güçlendiren bir danışmanım ben. Bunun için 10 yıl önce Türkiye'nin en büyük holdinginde çok iyi maaşlara, özel böyle arabalara elimin tersiyle silip kendi işimi kurmak üzere yola çıkmış biriyim. Ama bu çok enteresan. Çünkü hayat seni zorluyor kendini gerçekleştir diye. Şimdi sen ne güzel besteler yapıyorsun, şarkılar söylüyorsun, kendi gerçekleştirmek için mücadele ediyorsun. Siz bak ne güzel program yapıyorsunuz, insanları davet ediyorsunuz, yol açıyorsunuz, samimi olduğu gibi topluma hitap ediyor. Şimdi kameraman arkadaşlar aynı şekilde bütün bunları kayda alıyor. En iyi görüntüyü yakalamaya çalışıyor. Kendilerini aşmaya çalışıyorlar. Kim bilir bu stüdyodaki her birimizin de farklı hayali var. İşte yaşamda var olma sebebimizi biliyorsak bir kere kimi, kimden, niye kıskanacağız? Bu bir. İkincisi kime, niye, ne yalan söyleyeceğiz, kandıracağız, oyun oynayacağız. Üçüncüsü, hadi bu dünyada yaşadık ve kendimizi gerçekleştirmek için o Yaradan'ın bizi var etme sebebini bulduk ve onu yapıyoruz. İnanın bana, hiç kimse önümüzde duramaz. Biz başarırız. Çünkü sadece kendimiz için değil, var olma sebebimiz ve insanlık için de bir şeyler yapıyoruz. Kendini gerçekleştirmeyi bilenler parayı da kazanır, saygınlığı da kazanır, başarıyı da kazanır. Ha, bunun zamanını Allah bilir. Yani ben bugün mü zengin olurum, bugün mü başarırım Rabbim bilir. Çaba insandan, rızık ve sonuç Allah'tan. Ben buna inanırım. Kıskançlığa gelince, rekabete gelince, niye, kimle, ne kıskançlığı? Benim rekabetim kendimle. Bugün dünden daha iyi miyim? Daha ilerliyor muyum? Dün yaptığım yanlışları fark ettim mi ve tekrarlamıyor muyum? Peki dersim ne? Dolayısıyla bir de öbür taraf var. Değil mi? Biz o Sırat Köprüsü'nde her birimiz hesabımızı tek başımıza vereceğiz. Kimi kandırdın, kimi aldattın? Aldatan da, kandıran da aslında kendini kandırır. Ha, birini mi yakaladın? Bırak onu ya, Allah'a havale et, yürü git yolunda, düşünmeye bile değmez. Böyle baktığın zaman dünyanın en zengin, en rahat ve en güçlü insanı sen oluyorsun zaten. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben şunu çok fazla gözlemledim. Kadınlarda da oluyor ama erkeklerde. Mesela ihanete uğrayan bir erkek bunu kabul
edemiyor. Ve çok derin psikolojik sıkıntılara giriyorlar. Sıkıntılara girmesinin ötesinde ihanet eden kadını bırakmıyor. Yapıyor bir de. Evet. Bırakmıyor o kadını. Ve o kadını bırakmadığı için de aslında hırs yapıyor. Öfke ve nefret evet. var orada. İşte sevgi yok. Duygulara yenik düşmek. Yani burada aslında kendini değersizleştirmeye izin veriyor. Yani ben değerliyim. Sen beni aldattın. Aslında o senin beni sana değil. Yakışan şey. Tabii bana sen, değil, benimle alakası yok. Sen bunu bana yapmadın. Sen bunu kendine yaptın. Peki burada bir de şimdi kendi dersimi almam lazım. Ben bunun olmasına sebep oldum mu? Buna izin verdim mi? Yani sen onu yaptın, onu bir kere kenara attık. Peki ben burada ne kadar buna sebep oldum? Ha orada benim bir şeyim var mı? Bir de ona bakıp ondan sonra bu dersleri alıp yürümekte fayda var. Yani burada bir yenilmişlik, burada bir rövanş alma olayına girdiği zaman kişi kendi değerinden ve kendi hayatından aslında taviz veriyor. Mesela bir de ihanete uğrayan kadınlar kendilerinden daha çirkin bir kadınla ihanete uğradıkları ki zaman... Ki genelde öyle oluyor biliyorsunuz. Evet, bir an kendimi o kadın, tabii ben de ihanete uğradım ama ben hiçbir zaman beni neden aldattı, ben ona yeterli gelemedim, aslında ben onu mutlu edemedim düşüncesine hiçbir zaman kapılmadım. Evet. Çünkü kişi kendini tanıyorsa ve kendini biliyorsa, şimdi beni aldatmış ya işte iyi yapmış diyorum, mutluluklar diliyorum ve hayatımdan gönderiyorum. Evet. Sevgim orada bitiyor. Ne kadar çok seversem seveyim. Çünkü o benden daha değerli değil. Aa, asıl sorun öyle. Bu. Kesinlikle. Karşıdaki kadın aldatıldığı zaman şunu düşünüyor. Bak benden daha çirkin bir kadın. Demek ki ben eksik kaldım. Ben ona yetemedim. Aslında bütün suç bende deyip bu sefer de karşıdakini mutlu etmeye bir daha aynı bataklığa düşmeye kesinlikle. Çalışıyor. Benim kastım tamamen şuydu. İyi ki açıklık getirdin Sevgi Hanımcığım. Burada ben onun bana böyle daha davranmasına neden izin verdim diye kendini sorgulamadı. Kastım bu. Yoksa benim bir suçum vardı da bir eksiğim yüzünden mi aldattı değil. Ama bu genelde değil. Öyle. Evet. Kadınlarda ve erkeklerde öyle bu böyle. Belki de. Yani ben izin vermedim canım. Şimdi adam yapacaksa yani yanındayken de yapar. Şurada da yapar. Bence ihanet buradadır. Tabii. İlla onu fiiliyata getirmene gerek yok. Şurada sen onun kafanda başka bir kadın, başka bir erkek düşünmeye başladıysan zaten orada ihanet başlamıştır. Onun gidip realitede bir gerçekleşmesini bir önemi çok yok. Enteresandır. Gözlemlerim bana şunu söylüyor. Pek çok farklı konuda danışmanlık da yapıyorum. Biri bir kişiyi aldatma konusunda eğer affetmişse onun sonu gelmiyor maalesef. Zaten yani bu da çok enteresan bir psikoloji. Tamamı devamlı. Çok enteresan. Yani bunu tam olarak çözebilmiş değilim. Aslında bence şu, bu aslında hep öyledir. Çocuğunuzun bir hatasını anne olarak örtbas ediyorsanız, babadan saklıyorsanız çocuktaki psikoloji ne? Tabii o da aynı şeyi görüyor. Rol model çünkü. Annem beni bugün bu yaptığımdan tabii. dolayı kamufle etti. Ben hoş bunu gördü. Bir daha yapabilirim. Tabii benim hanım da böyle görür. Eğer de erkek çocuksa annem hoş gördü, hanım da hoş görür diye bakabiliyor. İhanet de öyledir. Tabii. Bu beni affetti. Ha, ben onun canını yaktım, ben onu mutsuz ettim. Ama ben affedildim. Demek ki ben bir daha aynısını yaptığımda beni bir daha affedecek. Çünkü beni çok seviyor. Hadi canım oradan defol git derim ben. Sevmek burada bir işe yaramaz. Çünkü tabii, of, ben eğer sana... Şey. Bende de vardır. Bende de şu vardır. Eğer gerçekten sevgin bitmişse yüzüne söylerim. Arkadaşım bak git. Yoksa ben yapacağımı biliyorum. Çünkü ben açık söylüyorum. Benim senden beklentim yok. Belki de en büyük problem beklenti. İşte kadın maddi anlamda adama bağımlıdır. Ama adamı istemiyordur aslında. Maddi anlamda bir bağımlılığı vardır. Duygusal bir bağımlılığı yoktur. Adam duygusal bağımlılığı olduğu için maddi anlamda sanıyordur. Vardır. Tabii. Aslında tabii. böyle olaylar çok fazla. Çok. Bence bu yüzden beklentilerin olduğu ilişkilerden sonuç olarak hep mutsuzluk, hep hayal kırıklığı, hep can yakıcı ve can sıkıcı sonuçlar evet, çıkıyor. Evet, maalesef öyle. Bu arada şarkı alalım bir tane ya. Alalım. Var mı istediğiniz bir parça sizin özel? Varsa siz. İsmail YK'dan istiyorum. Git hadi git. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Yok şaka yaptığını biliyorum da. Varsa özel bir isteğiniz varsa da söylerim yani. Ya hangi şarkı olabilir bilmiyorum. Olabilir. Sen istediğinse, babanın istediğini söyle istersen. Onu biz şey yapalım. En son mu söyleyeceksin? Yapacak. Tamam. Peki. He, onu babanın istediğini tamam. O zaman ne yapalım? Ya benim şimdi mi? İnsan söyleyince de şarkı gelmiyor. Mesela Sezen Aksu var mı? Sezen Aksu'dan olsa. Ne vardı ya Sezen Aksu? Şeyi vardır işte hep söylerim ya hani Sezen Aksu'nun acıyla ilgili bir şarkısı var. Acının kıymetini bilirim, gidemem. Acının insana kattığı ömrümüzden hiç kimseden gidemem. Şarkının sözlerini bir sana yardım edelim.
Çok hoş bir şarkıdır o. Biliyorsan. Gidemem'di galiba. Gidemem, evet. Ben bu yüzden. Onun sözlerini buradan bakmam gerekiyor ki öyle ben şey yapmam. Ben bu yüzden. Aklımda yok. Bak, ben olmayacak şey isteyeceğim. Tam bir hayatla ilgili aslında o şarkı. Mesela giderim restoranın birine. Menüde olmayan şeyi isterim. Gerçekten. Evet. Güzel menüde bir şarkı. Menüde vardır ama bitti, yok, kalmadı falan olur. Benim de böyle bir şansım var. O yüzden Ah Yalan Dünya'yı söylesene. Olur. Tamam. Onu biliyordur. Süper. Ses ne oğlum? Mimi şu an. Bertum bilmiyor var. Musun? Bak bilmiyorsan başka bir şarkı bulursun. Hep sönmüyor. Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep ben mi yandım? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Sen beni gönderdin. Motivasyonunuzu yüksek tutmak. Arada biz reklamlara giderken çayınızı kahvenizi içip misafirlerinizi ne yapacaksanız yapın ama arada yapın bak. Her zaman yapamazsınız. Bir yere kaybolmayın. Bir yere kaybolmayın. Böyle mi diyorsun? Bak bak. Üç böyle mi yapılır? Üç dediğim böyle olur. Bize öyle öğrettiler. Bak şöyle öğrettiler. Bak şöyle öğrettiler. Bak bakar mısın? Herkesin tarzı farklı. Bu üçmüş işte. Ya işin şakası hakikaten. Ben hep şuna inanıyorum. Dünya bir gün, hayat bir gün, o da bugün. O da bugün, evet. Aynen öyle. Herkes yarını düşünüyor ya. Mesela bakıyorsun, bir ay sonra şunu yapacağım. Sanki bir ay garantimiz varmış İşte gibi. Öyle olunca da şimdi kaçıyor. Yani şu an aslında hayat şimdi de var. Eğer ben şimdinin farkındaysam, şu an burada, burada olmaktan başka bir şey düşünmüyorsam ve şu anı yaşıyorsam, yaşıyorum. Ama ben şimdi yaşamıyorsam, dün yaşadığım bir olayı kafama takmışsam, aklıma ara ara o geliyorsa, yarın
yarın ya da öbür hafta yapacağım işleri düşünüyorsam şimdiyi kaçırıyorum. O zaman da ömürden gidiyor. Zaten biliyorsunuz değil mi? Bugün kaçıyor, bir hafta sonra geliyor. O da ondan sonra da o gün kaçıyor, ondan bir hafta sonra yine geliyor. Sonra bakmışsın 2017 bitmiş, 2018 gelmiş. Bu sefer de nasıl ben hiçbir şey anlamadım. Hayır, yaşadığımdan anlamadım. İçtiğim çay mıydı, kahve miydi bilmiyorum. Ne içtiğinin tadına varıyorsun, ne sohbetin tadına varıyorsun. Maalesef kısa reklam arası veriyorsun. Biz en azından farkına vardık. Araya gidiyoruz. Reklamdan sonra görüşmek üzere. Sezgin Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Tefekkür Saati Perşembe günü saat 20'de. Bu hafta Tefekkür Saati'nin konuğu Fatsa Müftüsü Hüseyin Can olacak. Tefekkür Saati'nde varlığımızın ve geleceğimizin teminatı neslimizin korunması konusu işlenecek. Tefekkür Saati Perşembe akşamı saat 20'de. Bu çok keyifli sohbeti kaçırmayın. Artı 40 futbol bu hafta Ordu'da. Futboldan hiçbir zaman kopmayanların konuşulduğu program Artı 40 futbol yine futbolun efsanelerini konuk etmeye devam ediyor. Artı 40 futbolun bu akşamki konukları Bayburt Veteranlar Teknik Sorumlusu Rahman Köse, Gümüşhane Veteranlar Teknik Sorumlusu İhsan Pelit, Erzincan Veteranlar Kulüp Başkanı Fatih Ciminli. Artı 40 futbol bu akşam 21.45'te TV 52 ekranlarında. Sevgili izleyicilerimiz, bu telefona cevap vermem gerekiyor. Baba. Efendim kızım. Peki kızım, babanı seviyor musun? Kritik soru. Çok kritik. Anne, efendim anne. Bütün güvenlik tedbirlerini aldım. Şu anda benim burada durmam tamamen güvenli. Aşağı düşme imkanım yok. Nasıl bir güvenlik önlemi aldığımızı da Muzaffer göstermişsin. Biraz geri çekil. Gördüğünüz gibi... Evet. Şimdi gördüğünüz muhteşem bir orman. Hemen arkamızda görüyoruz. Orman nasıl katledilir? Bunun bir örneğine şimdi şahit olacağız. Bakın. Sevgili izleyiciler, ben Muzaffer. Senin elinde kolunda bir şey yok. Ben 11 kilo sırtımda. Muzaffer! Buyurun. Yani hiç durmaz. Ani hareketler işte bu uçurumdan aşağı insanın uçmasına sebep olabilir. Evet. Sadece çevremiz, geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park Evleri yükseliyor.
4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park evleri Prazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. ATV spor tutkunu yılların Fiko babası artık Boztepe'de. ATV kullanamıyorum diyenler, 10 dakikada güvenli ATV sürmeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda ATV eğitimi vererek güvenli nasıl sürülür size eğitmenlik yapıyoruz. Macera ve adrenalin tutkunları, ATV keyfini yaşamak isteyenler, sizi Boztepe'ye safari tura bekliyoruz. Doğayla iç içe, bol oksijen ve ATV spor keyfi. Hem eğitim almak hem de boş zamanlarınızı değerlendirmek için. Boztepe'de Efendioğlu ATV Safari Turu arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Efendioğlu ATV Safari Tur 0537 673 3116. Boztepe Ordu. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. Eksi 40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. Birinci derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat. Hayallerinizdeki eve sahip olun. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın Bayram Eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz Bayram Et'te, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle Bayram Et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde Bayram Et'te sizi bekliyor. Bayram Et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Megabit'e kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet her şey dahil ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte, webde, tablette izleyebileceğiniz Go Spor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart.
Başkan Kotyor Oto Yıkama açıldı. 600 metrekare açık alan üzerine kurulu tesisimizde araçlarınızın iç dış temizliği, detay kuaför hizmeti, sıcak soğuk motor temizliği, pasta cila hizmetiyle siz kafemizde çayınızı yudumlarken, sohbetinizi yaparken biz de aracınızı güzelleştirelim. İsterseniz aracınızı gelip alalım, daha sonra da size temizlenmiş olarak yerinize getirelim. Başkan Kotyor Oto Yıkama, Selami Akarsu, Ali Arslan, Kıbrıs Caddesi İtfaiye Yanı. Telefonlarımız 0542 549 8518 0539 352 4041. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. Garipler mühendislik projelerinde yaz fırsatları. Şahin Çili Mahallesi Azak Tower 6 blok 232 daire. Uçak Mahallesi Mayviya 452 4 blok 142 daire. Uçak Mahallesi Vizyon Kent 3 blok 164 daire. Cumhuriyet Mahallesi Zümrüt Konakları 5 blok 100 daire. Fırsat 1. Zümrüt Konakları 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Fırsat 2. Azak Tower 154 metrekare 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Standart altı fiyat ve standart üstü hayat için sınırlı sayıdaki bu daireleri kaçırmayınız. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. İrtibat telefon 452 888 18 18. Adres Şahincili Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 260 Altın Ordu, Ordu. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını, güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905. Alan Yapı, alanında lider. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak,
ve oralı olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Kaplis yapanlara gelsin. Çok güzel. Sevip de boşanmayanlara gelsin. Seni. Çok güzel. Sevip de kaplis yapanlar tabii dedi canım. Ya. Sabahtan beri sevgi üzerine konuşuyorum. Tabii. Ama sevgide kaplis yoktur. Gerçek sevgide kaplis yoktur. Bunu unutma. Eğer bir strateji varsa orada adı da kaplis olabilir ama gerçek sevgide yoktur o bence. Var mıdır? Biraz ben kaprisli olduğum için anne bilir. Sen yapıyor musun kaprisi? Kişi kendinden bilir işi. Yani. Boş o zaman olur. Kapris yaparak vakit kaybetme. Çünkü her geçen gün sana zarar getirebilir. Yok aslında öyle kapris boş boşuna kapris yaptığım yok. Öyle sayılmaz da. Sana göre boş. Belki sana göre dolu olabilir. Belki yani, karşıdakine boş. Yani karşıdakisini ablam Can ya. Arada söyle bana da destek. Canım ya. Ablam diyorum Can. Arada bana diyorum destek ver. Veririm tabii bir de şey her zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında destekten çok şey çok önemli. Yüreğinin götürdüğü yere gitmeyi bil. Bırak orada yaralanacaksan da yaralanırsın. Ha ama inandığın bir şey için yap onu. Hani karşıdaki seni seviyor diye sen onu sevme. Sen sevdiğin için onu sev. Bu güzel bir söz. Evet. Var mı sevdiğin şimdi?
düşünmesi lazım. Şimdi söyle bakayım, var mı? Cevap vermek zorunda değilsin. Var var. Evet, ya inkara gitme. Bak şimdi insanların en büyük hatası ne biliyor musun? Zaman o kadar kısıtlı ki hepimizin yaşadığı ömür çok kısa bir zaman değil. Biz sonsuz bir zamanımız var sanıyoruz ama. Biz iki ay önce görüşmüştük. Tabii. Bak iki ay geçti. Bir iki ay sonra belki görüşeceğiz. Nasip kısmet. Allah hayırlı uzun ömür versin hepimize. O yüzden... Hani özlediysen ara diyor ya, kırdıysan af dile. Evet. Ya bırak, o ne istiyorsa onu düşünsün. Ben bir gün bir kızla tanışmıştım. O kız bana bir ışık olmuştu. Hmm. Bir adamla ayrılık yaşamışlardı ve adam galiba tepki gösteriyordu. Arıyordu. Ben olsam yerinde aramam. Ben ararım. O ister açar ister açmaz. Beni ilgilendirmiyor demişti. Güzel, o kendi istediğini yapıyor sonuçta. Yani ben ararım, sen istersen aç, istersen açma. Tabii. Çünkü benim için önemli olan senin ne hissettiğin değil. Benim ne hissettiğim. Evet. Ama gün geliyor öyle bir şey oluyor ki arayıp da telefonu açılmayanların telefonlarını arıyorlar, onların telefonları da açılmıyor. Böyle bir şey de oluyor. O yüzden bence her şeyi sıcakken, tazeyken yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani hani reklama girmeden önce konuşmuştuk ya, aslında anı yaşamak lazım. Hı. Hani biz şu an burada mıyız, yoksa işte yarın yapacağım işlerimi düşünüyorum. Dün sorun yaşadığım biri mi aklımda? Dünü ve yarını düşündüğün müddetçe şimdiyi ve şu anı yaşayamıyorsun. Şimdi ve şu anı yaşayamayınca da aslında hayatın kaçıp gidiyor. Hayat kaliten düşüyor, ruhen, bedenen ve aklen gidiyor. Hatta bu televizyon programlarında çok oluyor. Hani haber sunucusu işte konuk alıyor, konuğuna bir şey soruyor. Konuğu cevap veriyor sorduğu soruya. Tabii o sunucu o konuğun söylediklerini dinlemediği için ne soracağını düşünüyor. Neler soracaktım diye kağıda bakıyor, aklı sıra hazırlık yapıyor. Ve sonra bir soru daha soruyor. Soruyor ve konuk ne diyor? Ben biraz önce bunun cevabını vermiştim. Demin sorduğunuz sorunun içinde. Neden bu duruma düşüyor? Çünkü aslında o anda değil, karşısındakini de dinlemiyor. İşte hayat da böyle kaçıyor. Yani o anı yaşamadığın zaman stres oluyor, mutsuzluk oluyor ve mutluluğu gelecek zamanda arıyor insanlar. Gelecek zamanda nerede arıyor mutluluğu? İşte ben ünlü olunca mutlu olacağım diyor. Özür diliyorum. 2 yıl önce de aslında bugün için aynı şeyi düşünüyor. Tabii aynı şey. Yani ne ya diyor? Ya da bir hafta önce de, 1 yıl önce, 5 yıl önce hiç önemli değil. İşte şu şuraya terfi edeceğim diyor. Veya sevdiğim şu kişiyle evlenince mutlu olacağım. Ya da bankada şu kadar param olunca, şu evi alınca, bu arabayı alınca, albümüm şu kadar satınca mutlu olacağım. Bir de bakmış ki yaş geçmiş yani. Kamile geçmiş. Çünkü neden biliyor musun? Sebeplere bağlıyor mutluluğu. Yani mutsuzluk nedir diyor. Neden mutsuz oluyoruz biz? Şu anda bulunduğumuz noktada sahip olduğumuz her şeyi unutuyoruz. Elbette sahip olmak istediğimiz ve şu anda olmayan çok şey var. Biz hep o eksik kalanları, henüz sahip olmadıklarımızı düşündüğümüzde mutlu olamıyoruz. Peki şimdi soruyorum. Yani senin de, işte sizin de, her birimizin aslında sahip olduğumuz ve bizim olan, bize iyi gelecek nelerimiz var? Yani bunu bir düşünmeli. İnsan en mutsuz olduğu anda. Her şeyden önce sağlığım var. Bir kere sağlığım var. Nefes alıp veriyorum. İşte çok şükür bir evladım var. Efendim sevdiğim bir işi yapıyorum. Hani bunlar mutlu olacak şeyler var. Bahaneler üretmeyelim, çareler üretelim. Evet. İnsanlar hep bir bahane üretiyor. Mesela bende de vardır o. Ertelemeyi sevmiyorum. Karar verdikten sonra ertelemeyi sevmiyorum. Çok işi başarı sırrı, sırlarından biri bu. Ertelememek, üşenmemek, vazgeçmemek. Bu ama ilişkilerde öyle değilim. Bak şimdi. Siz bir şekilde bu ilişkiye bakış açınızı belki bir daha bir sorgulayacaksınız. Ben gele gide. Sevgi Hanım'ın ilişkiye bakış açısını birazcık astrologumuzla herhalde. Ama şöyle, astrologumuz da geldi. Ben kendimi tanıyorum. Beni en çok ne mutlu eder? Çalışmak. Ben oradan besleniyorum. Ne güzel, tabii bir kaynak var. Bazıları aşktan besleniyor. Aşksız yaşayamaz. Birini sevmeden tabii. Ben öyle değilim. Benim bakış açım... Hayat kaynağı farklı insanların. İşte benim beslenme kaynağım aşktan çok iş olduğu için ben ona aşık oldum. Ne güzel. Çünkü karşılıksızdır iş aşkı. Sen ona ne kadar verirsen aslında o kadar sana geri tabii, döner tabii. Ve kendini mutlu hissedersin. Şimdi ilişkiye baktığında karşıdakini ne kadar mutlu edeceğim diye kendini hırpalarsan bir o kadar psikopata bağlıyorsun. Yani karşındakini mutlu etme isteği
isteği güzel bir istek. Ama bu işte, seni mutsuz ediyorsa, yani işte, şu çok ilişkilerde maalesef ki yaşanan en büyük sorun da bu ya. Ya o kadar önemli bir nokta dediniz ki. Şimdi ben eşimi seviyorum. Onun mutlu olması için onun mutlu olacağı şeyleri yapıyorum. Bu güzel. Benim de bundan keyif alıyor olmam lazım. Oysa ki ben eşimi mutlu etmek için yaptığım şeylerden aslında mutsuz oluyorsam, yani bunlar bana sıkıntı veren şeylerse onun mutluluğu için yaptıklarım, burada bir anlaşamama, birbirine göre olmama durumu var. Çünkü birbirinizi mutlu eden şeyler çok farklı. Ve kadınlara bakıyorum, ben onun için saçımı süpürge ettim diyor. Dönüp diyorum kadına, diyorum ki tamam, adam için saçını süpürge ettin. Adam senin kafana ya da seni zorladı mı benim için saçını süpürge edeceksin diye. Hayır, sen bunu tercih ettin. Bunu tercih ederken karşıdakine bunun bedelini ödetemezsin. Çünkü senden istenen bir şeyi yapmıyorsun. Sen yapmak istediğin bir şeyi karşı tarafına, karşı tarafı cezalandırıcı bir hale getiriyorsun. Ya çok önemli bir nokta. O hani dediniz ya, bir benim için aydınlanma oldu. 2 sene önce bir hanım, ben arıyorum, o ister açar ister açmaz demiş. Karşındakinin mutluluğu ve huzuru için senin saçını süpürge etmen gerekiyor mu? Yani esas soru bu. Ama karşındaki bunu istemiyor. Sen kendi yapıyorsun. Sonra da ona bir bedel ödetmek istiyorsun. Evet, işte onu suçluyorsun. Tabii. Sanki o istemiş de sen yapmak zorunda kalmışsın. Dolayısıyla gibi. Saçını süpürge etmekle satın alınabilecek bir şey değil sevgi ve evlilik. Aynen. Yani bazıları bazı şeyi parayla satın alır. Bazıları işte bir şeyler yaparak, bazıları da senin için saçımı süpürge ettim diyerek. Yani bu şu mu demek oluyor? Ben senin için saçımı süpürge ettim, beni sevmen lazım. Yok öyle bir şey. Evet. Sen istediğin için bunu yaptın. O zaman şuna bak. Denge. Hayat denge üzerine kurulu. Kesinlikle. Gerçekten ne istiyorsun ve o dengeler ne kadar, nereye kadar korunabiliyor? Dengeyi bozduğun anda her şey bitiyor. Ben de olay strateji. Ben şunu gözlemliyorum. Karşıdakini izliyorum. Davranışlarından sonucu görebiliyorum. Sonuçta şunu yapıyorum. Sen kendinden bu insana, yani duygusal anlamda bir şey hissediyorsam, ben ne kadar gidebilirim? Ve gittiğim nokta nerede bitecek? Ben bunu görebiliyorum. Ve karşı tarafa diyorum ki bak, bugün sana değer verdiğim için değerlisin. Hı hı. Sana değer verdiğim için bunları yapıyorum. Ama yarın ben bunları sana değer vermeyi bıraktığımda seninle birlikte bitecek. Hı hı. Şimdi ben bunu peşin söylüyorum. Adı işte son söyleyeceğini başında söylemek oluyor. 2 gün sonra alışıyor ya arkadaş buna. 2 gün sonra bir anda çekiyorum. Ne oldu diyor. Hava soğudu bir anda. Çünkü ben sana değer verdiğim için değerlisin. Sen değerli olduğun için ben değersiz değilim. Ben değer verdiğim için sen değerlisin. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. Işte. Doğru. Ama bu benim dostluklarımda da öyle. İlişkilerde de öyle. Sen nasıl değerli olabilirsin? Ama siz durup dururken değişmiyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi size yaklaşımında olumsuz anlamda değiştiği için değişiyorsunuz. Tabii. Doğru mu anladım? Sorumluluk benim için çok önemli. Evet. Şimdi kişi kendinde ne varsa... Güzelliğin 5 para etmez diyor ya aşk. Bu bendeki aşk olmasa. Ya o aşk hikaye. Ben aşka da inanmıyorum. Ben aşka inanmıyorum. Ben değere inanıyorum. Çünkü değer verdiğin bir şeyi önemsersin. Önemsediğin bir şey senin için değerlidir. Her sevdiğin şeyi önemsemezsin. Ya da her değer verdiğin şeyi sevmezsin. Çok başka şeyler bunlar. Ben eğer bugün Ayşen Hanım'ı önemsiyorsam ben ona değer verdiğimi hissettiririm. Ama bunu işte 3 gün sonra bak ben sana değer verdim, sen benim kıymetimi evet. bilemedin de değil. Onu yapmam. Yani bu bir hesaplaşma değil. Ben bugün içinden değil. Gelmiştir. Onu o an değer vermişimdir. Ona bir güzellik yapmışımdır. Bu benim ona verdiğim değeri ona hissettirmemdir. Bu beklenti değildir ama insanlar artık beklenti haline getirdi. Ben bugün Ayşen Hanım'ın sesini duymak için arıyorum. Dertleşmek için de arayabilirim. Bu her gün arayacağım anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Bu dediğiniz çok doğru. Beklenti göreve ve sorumluluğa dönüşmemeli. Aynen. Öyle olunca da rutine biniyor ve çok sıkıcı oluyor. Ben zaten sıra dışı bir karakterim. Ben mesela bugün ya bende şey var, o anlatacağım, dayanamayacağım. Anlatın. Gerçi şu an uzun süredir yalnızım ama olanları anlatayım. Çok seviyorum atıyorum. Örnek veriyorum. Çok değer veriyorum. Yanımda olmasını istiyorum. Arkadaş yanıma geliyor. 3 saat sonra nasıl göndereceğim diye düşünüyorum. Sıkılıyorum ben. Benim en büyük sorunum bu. Ben bir süre sonra sıkılıyorum. Aşırı hiperaktivite ve ruhum bir süre sonra kendiyle kalmak istiyor. O zaman farklısınız. Yani sizin ilişki anlayışınız da farklı. Belki de sizin gibi farklı olan biriyle ancak gidebilecek. Doktorum söyledi, bir tane beyin cerrahımız geldi. Ne dedi? Biliyorsunuz değil mi? Biraz konuştuk, sen çok dominantsın dedi. Hatta bir arkadaşım dedi ki bu kadar dominant olup bu kadar güler yüzü nasıl oluyorsun? Ne güzel, bak güler yüzlü olmak çok hoş. Sonra dedi ki bana 8 milyarın içinde size uygun 250 bin kişi var.
8... İyiymiş, 250 bin kişi varmış. Ama bak, 8 milyarda 250 bin. Elbet rastlarsınız canım. Kısmı. Dünyada. Türkiye'de 70 milyonunu düşünürsen düşerse 150 düşer. Düşün yarısı 50'nin üstü. Yarısı gitti gidiyor. Bir de sahipli olduğunu düşün, kaldı geriye 50 bin kişi. Çok beklerim ben. Ya belki de aramadığınız Allah zaman karşılaşacağız. Aramayınca bulursunuz. Ben aramıyorum. Ben evet. Hani ilişkilerle ilgili konuşurken aslında ben çok ilişkileri çok iyi yönetebilen biriyim. Fakat kendi ilişkimde değil. Hmm. Çünkü kendi ilişkimde davranışlarla sözler benim için çok önemli. Herkesin bir kriteri vardır ya. Bugün ama sadece ilişkilerde değil, dostluklarımda da. Mesela bugün Ayşen Hanım bana bir şey söylüyor. Ben söylediği şeyin davranışlardaki uygulamasına bakarım. Tabii. Ne kadar tutuyor? Çünkü orada eğer bir tutarsızlık varsa benim oradaki olayım o an bitiyor. Tabii. İnsanların dikkat etmesi gereken kriterler var. Mesela birisi senin için ölüyorum, bitiyorum diyor. Hele bunu erkekler yapmaya başladı. Ben hep günaydın mesajı alıyorum. Ben atmayı sevmiyorum. Ciddi söylüyorum. Bana çok saçma geliyor. Günaydın. 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 Ne bu ya? Sevmiyorum. Ama gerçekten ben en son artık sinirli anıma geliyor. Ben günaydın atmam. Hiç kimseye ölüyorum. Evet yani. Yani özel bir arkadaştan hani, tanıyorsan. Yani hatta hiç tanımadıklarına günaydın günaydın. Evet, yani şey. İşte ben bu samimi gelmiyor bana. Günaydın niye günaydın? Ben içimden gelirse iyi akşamlar derim. Hatırını sorarım evet. Ama sürekli böyle bir insanlarda bir şey var. Sanal yaşıyorsun. Günaydın. Günaydın, iyi akşamlar. Abi sana da iyi akşamlar, bana da iyi akşamlar. Yazman gerekmiyor. Çünkü benim için bir önemi yok. Yani farklı bir şeye mi değinmek istiyorsun? Yani hani hayır, olabilir bu yani. Şudur. Ben sana değer veriyorum. Bak sana günaydın yazıyorum. Bak sana değer veriyorum. Gece yatmadan önce seni düşünüyorum. Bak sabah gözümü açtım, ilk aklıma sen geldin. Demek ki sen beni seviyor musun? Yani açık konuşmak gerekirse. Hikaye. Ona geliyor yani. Hikaye. Bunlar hepsi hikaye. Bak bunlar çok iyi yazılmış kitaplardan alıntılar. Şimdi bir insan beni düşünüyorsa, eğer beni çok seviyorsa, beni çok önemsiyorsa arar, neredesin seni görmek istiyorum der. Günaydın, ilk aklıma sen geldin. Oldu canım, ben de akşam yemeğini yedim geldim. Gibi düşün. Değil öyle mi? Bir şey yok. Evet, evet. Yani seni gerçekten düşünen, seni gerçekten önemseyen insan, hani bir söz vardır ya, gerçekten ihtiyaç duyduğunda dostun arayıp ihtiyacın var dediğinde neredesin, ne yapıyorsun diyen mi? Yoksa hemen geleyim diyen mi? Yani işim var diyen aynen mi? Aynen öyle. Olaylar o böyle. Evet. Dolayısıyla ne dediğinden çok aslında nasıl davrandığın önemli. Diyorlar ki işte ya stresi nasıl yeneriz? Stressiz bir hayat var mıdır? Ben de hep şunu söylüyorum. Evet, stresi yenmek aslında mümkün. Birincisi şu, bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Yani hayatın içinde öyle ya da böyle bazı anlarda mutlaka bir stres var. O zaman önce bunu kabullenmek lazım. Yani bunu kabullen. Ondan sonra da bunu hayatın içine koy ve yönet diyorum. Yani buna teslim olma. Kızgınlığın, öfkenin, stresin seni yönetmesine izin verme. Sen onu kabullen ve sen onu yönet. Hatta az stres başarı için gerekli de bir unsur. Hani çünkü çok rahat etmiyorsun böyle. Rahat olup yayılmıyorsun zaten biliyorsun. Rahatlık sıkıntı getiriyor bir tabii, süre sonra. Hata kendini yapıyorsun. Tekrar ediyorsun çok rahat. Bir de şey oluyor. Overdozaj denen bir şey var. Yani güç aşımı, doz aşımı. Ben zaten iyiyim, ben zaten rahatım diye kendini bıraktığın anda o zaman otomatik olarak geriye gidiyorsun. Hani onu da kastetmiyorum. Stresi onu kabul ederek stres gerçekten ve kötü bir şey ya. Yöneterek gelmek mümkün. Ben spor yapıyorum mesela. Bana spor çok iyi, çok iyi bir unsur stresi atmak için. Peki şöyle bir şey daha soracağım. Şimdi ben sinirliyken, gerginken, canım sıkkınken, saracak yer ararken hayatımdaki insan eğer varsa ben onunla iletişimi koparıyorum. Komple. Yani o kendimi toparlayana kadar şu an gerginim, benden uzak durun diyorum. Bu belki de aslında kendini ve ilişkiyi koruma şekli güzel olabilir. Bir şey evet. Çünkü kendini tanıyor diye düşünüyorum. Doğru çünkü mu algılıyorum? Çünkü kavgaya gidecek biliyorum. Tabii yani çünkü oradan çıkmasın. Çünkü senin o anki ruh halin mutlaka negatif yansıyacak. Ben o zaman diyorum ki şu an uzak durmam gerekiyor. Bu sefer neyin var ya, sana ne? Benimle paylaş diye karşındaki de isteyebilir. Ama paylaşma bunu anı o durumda olmaz. Ben mesela karşımda ki gerginse bana bunu, ben bunu hissediyorsam onu çözmeye çalışırım. Çözemiyorsam kendi haline bırakır, sakinleştikten sonra konuşmak. Söylemek her şeyin lazım bir yolu, bunu. Adabı var. Evet.
Anlat bir sıkıntın var. Şimdi biri bana gelip dese ki tamam beni düşündüğünü hissettirdi güzel. Anlat ne sıkıntı sana ne sıkıntın var. Anlat ne sıkıntın var ne demek. Ha, şunu bu... söyleyebilirsin değil mi? Hani şu anda konuşmak istemiyorum bana biraz izin ver. Tabii. Bu çok hoş bir tanım tabii aslında ki. Yani şu anda bir ya da bir anda kendimi geri çekebilirim. Hiçbir çünkü şey söylemeden çektiğin zaman karşındakine haksızlık olmaz mı? Ama şöyle bir şey var zaten farkında karşı taraf yaşadığım stresin. Ama yaşadığım stresin farkında olup. Ondan kaynaklan olmadığını belirtmen faydalı diye söylüyorum. Yani ama zaten ondan kaynaklansa o kişiyle kavga ederim ki ben. Başkasına bırakmam onu. Onun cenaze namazı. Şimdi esas Cem esas olan ne biliyor musun? Anlaşamamakta, yanlış anlamaktaki esas mesele şu. O zaten bunu biliyor. O zaten bunu anlıyor sanıyor bazen kişi. O belki de bunu her zaman senin anladığın gibi anlamıyor. Senin bildiğin gibi bilmiyor. Belki farklı algılıyor. Şimdi anlamak ve algılamak çok farklı. Şimdi mesela ben de hissederim. Doğru olabilir ama şöyle bir şey var. Ben o an eğer çok öfkeliysem zaten o öfkeli anında verebileceğim cevap benim algımı düşüreceği için tepkim olacak. Gereksiz yer olacak. Karşıdaki insanla zaten o iletişimi hani sağlıyorum ama nedir? 6 saat, 12 saat, 24 saat hiç sesimi çıkarmıyorum. Şimdi ben bir gün görüşmek istemiyorum. Senle ilgili değil. Beni biraz yalnız kalmam lazım diyebilirsin. Ama karşıdaki insanın da burada göstermesi lazım. Bekliyoruz sıkıntı işte. Ne? Bekliyoruz. Sıkıntı ne? Sıkıntı ne? Neden böylesi? Ya sana ne? Bekliyoruz. Şimdi bu sefer de zaten çekiliyorum ben kenara. Bir anda kendimi geri çekiyorum. Hı. Buz kesiyorum çünkü. Ya biraz... Ama bu benim dostluk ilişkilerimde de var. Yani şu an hayatımda birisi yok ama hayatımda birisi olsa nasıl davranırımı düşünüyorum. Birincisi karşımdaki insanı sıkmadan neredesin, ne yapıyorsun? Hiç sevmiyorum. Bana samimi gelmiyor. Ne zaman bende şüphe oluşur o zaman akbaba olurum. O da işi sonuna getirebilmek adına. Ama güven varsa hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Güven, İki günde bir de görüşebilirim. İki günde bir yazışabilirim. Bunlar önemli değil. Ama güven kavramı eğer yoksa orada zaten adını koyabileceğin hiçbir şey yoktur bence. Buradaki tek risk şu, algı. Hani biz karşımızdaki nasıl olsa bunu biliyor. Nasıl olsa böyle anladı. Kendi anladığımızı ve bildiğimizi maalesef karşımızdakinin de anladığı ve bildiği varsayımıyla hareket edebiliyoruz. İşte anlamama, yanlış anlama ve çatışmada maalesef buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında senin bildiğin her şeyi karşındaki bilmeyebilir. Senin algıladığın gibi karşındaki her şeyi algılayamayabilir. O yüzden biraz empati yapmakta ve daha kısa cümlelerle, daha basit bilgiler vermekte i̇şte kısa cümlelerle fayda var. Ben şunu görüyorum mesela. Kısa konuşurum normalde. Bazen de çok konuşurum. O doluluk oranına göre değişir. Mesela arkadaşım oranına göre değişir. Kısa bir cevap yazıyorum. Kusura bakma rahatsız ettim diyor. Bu sefer müsait olmadığın, evet, şimdi müsait olmadığın bir yerde açıklama yapmak zorunda bırakıyor seni. Bu da öfkelendiriyor. O yüzden bence en önemli şey şu, insanlarla belli bir mesafeyi koruduğunuz zaman zaten onu aşmak ya da onu yıkmak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu ilişkilerde de öyle. Çok aşk tezahürlük getirir. Mantığı da öyledir diye düşünüyorum ben. Çünkü evet. Şimdi şeye bakıyorum, biz eskiden İlişkilerimizde işte mesela lisedeyken çocuktan hoşlanıyorsun, çocuk sana bakıyor, sen çocuğa bakıyorsun, 6 ay geçiyor. Ama şu anki ilişkiler öyle değil. Çok farklı. Şu an seni görüyor, senden hoşlandığını söylüyor, 2 gün sonra seni sevdiğini söylüyor, 3. gün senin davranışlarını eleştiriyor, 4. gün seni beğenmiyor, 5. gün bu ilişki bitiyor. İşte bu hazır tüketim bitti. Fast food aslında tarz bu. Ama hani biz biraz gıdadaki mesela... fast food ilişkilere de yansımış gibi. Mesela... Çok hızlı tüketilen sevgiler, hoşlanmalar. Belki bundan memnun muyuz? Toplum olarak memnun muyuz? Gençler, olgun insanlar mutlu mu? Değil. O zaman ama bir durup değerlendirmek lazım. Ama bunu şekilde keyif alıyorlar. Şimdi burada bir terslik var. Ben sevmediğim bir şeyi yapmam. Mesela ben bakıyorum bana diyor ki genç kız gibi böyle nazlanıyorsun. Aslında benimki naz değil. Ben biraz daha böyle nostalji demeyeyim. Yani o lise dönemindeki, evet, o dönemdeki duyguyu seviyorum. Yani o seni arayacak, sen onu arayacaksın. Tabii. İşte bir kahve çay içeceksiniz. Evet, bunu ama bugün ben seni çok seviyorum. Ya sen beni ne kadar tanıyorsun da seviyorsun diyorum. Beni sevebilmen için benimle bir şey paylaşman lazım. Ya benimle hiçbir şey yapmasak kavga etmen lazım.
Öyle değil mi? Tabii, bilmediğini hani nasıl sevebileceksin? Ama insanlar bilmediğini seviyor. Fotoğrafını görüyor mesela. Bizim yaptığımız iş görsel bir iş olduğu için takip ediyorlar. Ben sizi çok beğeniyorum. Ben sizi çok seviyorum. Tamam, beni sevebilirsin insan olarak. Ama bir kadın duygusu ya da bir erkek duygusuyla beni sevebilmek için... İlişkisel anlamda sevgi için... Benimle oturup bir çay içmemişsin. Tanımak benim lazım. Tepkilerimi görmemişsin. Seninle bir kavga etmemişiz. İyi bir laf duymamışsın. Kötü bir söz söylememişsin. Hiçbir şey paylaşmamışız ama birbirimizi seviyoruz. İşte belki de problem bu. Sevgi şu an herkesin çok kolay harcayabileceği, çok değerli olan ama çok çabuk harcanan bir duygu bana göre. Evet, o yüzden Cem'e sormuştum. Hani sevgi nedir? Sence sevmek ne demek diye. Sevgi kelimesini biz farklı duygular için kullanıyoruz. Tam da o sırada Cem'in babası aramıştı. Sence hakikaten yani genç kuşaktan biri olarak arıyorlarmış, telefonlar düşmüyormuş. Peki. Sen yine de telefon gelmeden hemen söyle bakalım. Sence gerçekten sevmek ne demek yani? Ben şimdi bir sevmek. Sanatçısın. Hani bir sanatçı ruhum var. Genç bir beyefendisin. Sevgi Hanım'ın anladığı sevgi ne kadar güzel. Bak ne diyor? Hani koşullar olmadan, kendiliğinden olan duygu. Sen ne anlıyorsun? Fast food mu yaşanıyor sevgiler hakikaten? Yani kendisi söylesin bize. Bizim gözlerimiz bu ama sizin tarafta neler olup bitiyor? Tabii. İlişkiler nasıl kuruluyor, Sevgi Hanım'ın bitiyor? Söyledikleri birebir doğru. Ama işte yani insanların kendi tarzı, kişiliği farklı olunca ben de kendi tarzıma göre konuşmak istiyorum, düşüneceğim. Tabii, sana sordum. Ne bileyim, sevgi fedakarlık ister, sevgi emek ister, sevgi çaba ister, sevgi bir bütün olmak ister. Selvi Boydum Al Yazman'ın filmi aklıma geldi. Ne bileyim, ben öyle düşündüğüm orada için. Orada hakikaten hani... aynı bu kelimeler vardı. Bak yani görüyor musun? Ben aslında kendim böyle konuşarak belki... Aslında kuşaklar değişti ama kendisi bak aynı şeyleri söylüyor. Belki konuşarak anlatamam. Benim şarkılarım vardır. Şarkılara dökmüşündür o duyguları. Duygularda anlatılır zaten. Zaten en büyük sorun bu, biliyor musun? Evet. Siz erkeklerin en büyük sorunu o. Allah kahretsin bizi. Hayır. Bizleri. Şöyle erkeklerin bana göre en büyük sorunlarından bir tanesi şu. İşte yetiştirilme tarzı burada giriyor maalesef. Bir erkek sevdiğini karşıdakine hissettirirse şımartır. Ya bir insan sevgiden şımarsın. Öfkeden, nefretten tabii çok daha güçlüdür o. Yani ona sen, ben hep diyorum ya, ben eğer seviyorsam ben sevmeyi seviyorum. Bak ben sevmeyi seviyorum. Ne güzel seviyorum. Evet, o duyguyu seviyorsunuz. Şimdi benim kafamda bir adam vardır. O nasıl bir adamdır? Bunu kimse bilemez. Ama ben onun varlığıyla bile mutlu olabiliyorum. Çünkü o sevmeyi seviyorum ben. İlla onun realitede karşımda olması gerek yok. Olmasa daha hayırlı zaten. Psikolojimi bozmaz. Ama insanlar hep sevilme beklentisiyle bir şeyleri istedikleri için, beklentiyle bir şeyleri yaptıkları için mutsuzlar. Bir kadın, işte bugün doğum günü olduğunu düşün. Kadın hediye alınacak duygusuyla bütün günü geçiriyor ve adam bir eve unutuyor. Var doğal olarak. Unutuyor. Adam evet. Eve hediyesiz geliyor. Bu sefer kadın başka bir nedenden adamla kavga ediyor. Çünkü beklentisi var ama karşı tarafın bu beklentiden haberi yok. İşte zaten bence en İşte tanımamak. Bak yine başa geliyoruz. Yani bu adam ve kadın ilişkinin başında net olarak konuşmuş ve birbirlerini tanımak isteyip önce anlamaya ve tanımaya kalkışmış olsalardı, adam bilecekti ki kadının doğum günlerine önem verdiğini ve doğum günde öyle ya da böyle hiç değilse bir çiçekle onu mutlu edebileceğini ve onun buna ihtiyaç duyduğunu. İşte birbirini tanımadan gerekirse mezarlıktan bile toplarım. Hayır, birbirini tanımadan ve anlamadan ilişki kurulamıyor. Değil. Bak, önemli değil yani. Onun düşünmen önemli. Yani. Bir de bir çikolata bile alsan, bak çikolata bile alsan kadın ne ister biliyor musun? Musunuz? Düşünülmek İçindeki istiyor. İçindeki kız çocuğun sevilmesini aynen ister. Aynen öyle. Pahalı hediyeler istemez aslında kadınlar. Kadınlar böyle şaşalı bir hayat da istemez. Tamam, öyle tipler var ama asıl kadın ne ister? İçindeki küçük kız çocuğunun sevilmesini istiyor. Gayet tabii. Düşünülmek önemli. Mesela hediyeler alınır falan. Ben bana gelen hediyeleri hiç değiştirmem, biliyor musunuz? Hani bir bedenimle ilgili falan bir şey değilse, yani rengi, markası, şusu busu için hiç değiştirmem. Düşünmüş almış. Çünkü değer o, vermiş. Evet. O gitmiş almış, zaman ayırmış, emek vermiş. Hani o onu temsil ediyor. Dolayısıyla o... Telefonu indirsen aşağıya. O değeri bilmek çekiyor, çok önemli. Hayırdır, kimle yazışıyorsun? Burada söylüyorsun, oradan cevap mı geliyor yok, sana? Yok, istek geliyor da o bakımdan. Ben de ona bir bakayım dedim. Telefonla bağlanamıyorlarmış programa. Demin de onu söylüyordu evet, Cem. De, evet, ona telefonundan mesajlı konular geliyor. O telefondan cevap veriyor. İndirdiniz, ne yaptınız? Telefonlarla ulaşamıyorlar, bak söyleyeyim size. Aslında güzel de yapıyorlar ya. Bilmiyorum.
Bölünmesin sohbetimiz belki diyorsun sen. Belki de bölünmesin. Ama beklenti insanları mutsuz eden en tehlikeli duygu. İster istemez tabii ki o beklenti içine de gidiyor insan. Mesela aramasını evet. Doğum beklersin. Gününde. Bak aramasını beklersin aramaz. Bilenirsin. Adam arar ya da kadın arar kavga edersin. Ya. Ya da görüşmek istersin beklersin gelmez. Bu sefer aslında beklenti kadar kötü bir duygu yok. Sevgi Hanım vallahi ben kendi şahsiyetimle konuşayım da. Ben seviyorsam tabii ki karşımdaki insanın aramasını beklerim. Tabii. Bana değer vermesini beklerim. Onu sevgi böyle bir şey. Beklerken niye kendini arıyorsun? Ben de arayacağım canım. Niye? İşte bak bende de şeydir. Ben aramak istiyor muyum? Tabii İçimden ki. Geldi mi o? Tabii. Onu ararım. O isterse açsın isterse açmasın. Zaten açmazsa bir daha aramam. Doğru. Çünkü dönmesini beklerim. Dönmüyorsa canım senden çok var deyip hadi güle güle. Ya bu öyle bir şey ki. Kim olduğu önemli değil. Ya burada bazı şeyler zorlamayla veya çok uğraşarak böyle ısrar ederek olmuyor ki. Ne ilişki oluyor ısrarla ne iş böyle çok böyle uğraşarak hani zorlayarak oluyor. Biraz rahat bırakmak lazım. Yani hayatı, kendini, birlikte olduğun işte ailendeki insanları bırak sen de nefes al. Arkadaşın da nefes alsın. İşte evliysen bırak eşin de nefes alsın. Çünkü herkes var olmalı önce. Yani ben varsam her şey var. O zaman o da varsa her şey var. Ya birbirini boğan ve birbirini aşağı çeken kişiler aslında birbirini sevmiyor. Birbirine destek olmaktır sevmek. Bir de kavga dolayısıyla bu kadar an, çekişmeye ne gerek var? Susan bir insanın üstüne gitmeyeceksin. Mesela ben kavga ettiğim zaman bulunduğum ortamı terk ederim. Çünkü neden? Eğer o kavga devam ederse sonunda iyi şeyler çok olmaz. Güzel. Bence erkekler ve yani ilişkilerde de kavga esnasında mutlaka birisi ortamı ama bir ortamı terk ediyor diye bir kolundan tutuyor nereye gidiyorsun? Bir taraf susması gerekiyor. Evet, belki çıkıp kesinlikle. Bir havalık gelse daha sakinleşeceksin. Yani iki taraf birden birbirine girer o zaman çıkıp hiç çözülmeyecek. O bir şeye geliyorsa daha da beter. Nereye gidiyorsun sen? Hiç çözülmeyecek şeyler. Öyle ya, de var biliyorsun. Var. İşte ben de onu söylüyorum. Öyle de var. Ama bu tür durumlarda mutlaka birinin o ortamı terk etmesi lazım. Çünkü su kaldı kaynıyor. Evet. Soğumuyor. Maalesef. Ya istenen uzlaşmak ve bu gemiyi götürmek mi? O zaman bu gemiyi götürecek şekilde davranmayı akıl etmeli insan. Hani Allah akıl vermiş. Biraz da akıl edeceksin. Ya karşımdaki sinirli. Şu sinirli anında ben ne desem zaten duyuramayacağım sesimi. Anlamayacak. O zaman onu bırakayım. O sinirli ve öfkeli olan insan bir kere o içindeki birikmiş negatif enerjiyi bir atsın. Onun için bir bırak onu. Bir sakinleşsin. O enerjiyi atsın. Ha ondan sonra sular durulur. Sular durulur, sakinleşir ve kişiler birbirini duyabilir ve anlayabilir duruma sen gelir. Sinirli öfke, zaman en büyük konuş. Öfkenin sakinleşme hali kaç saattir? 72 saat mi? Tabii konuya göre değişiyor. Hani o konulara göre bazıları böyle birkaç gün uzak durmak gerekiyor. Bazısı bir saatlik bir... Yok mesela en büyük öfke. Hani şimdi ne olabilir? Mesela? Yalan. Yani 72 saat geçse de... İşte o da kişinin bu konuya verdiği öncelik derecesine göre değişiyor biliyorsunuz. Yani bazıları için de dürüstlük ilk sırada gelirken işte bir başkası için hediye alıp almamak en üst sırada geliyor. Gerçekten hepimiz farklı ruhlarız. Hepimizin enerjileri farklı. Dolayısıyla hepimiz için önemli olan konular ve beklentiler de farklı. Ben hep bunun altını çiziyorum. Eğer birileriyle bir iletişime, bir ilişkiye girmek istiyorsam önce benim kim olduğumu bilmem ve ne istediğimi anlamam lazım. Ne istediğimi anladıktan sonra karşımdakini çok iyi anlamaya çalışmalı ve ikimizin birbirine denk olup olamayacağını da fark etmeye önem vermem gerekiyor. Yani bir araya gelip aşk sözcükleri söyleyip flört etmeden önce birbirini anlamak üzere arkadaşlık etmek gerekiyor. Bunlar olmadan bir ilişkiye hop diye başlamak ileride doğabilecek çok sıkıntının çok daha uzun vadede sıkıntı olarak devam etmesine sebep olabilir. Peki şöyle bir soru daha soracağım. İlişkilerde kaybetme korkusu işin içine girdiği zaman ne yazık ki insanlar bu kaybetme korkusundan dolayı kendilerine ters gelen durumları hazmetmiş ya da hazmediyormuş. Göz ardı ediyor gibi gözüküyorlar. Tölere ediyor gibi gözüküyorlar. Bu bana göre çok yanlış. Eğer bir olayda vereceğiniz bir tepki varsa o tepkiyi bence o an belki öfkeli anda değil ama sakinleşip onu çözmek mi daha mantıklıdır? Yoksa ben bu adamı kaybedemiyorum, bu kadını kaybederim. Şimdi ben buna bunu söylersem, bu bana bunu söyler, beni terk eder. Çünkü insanların korkularından bir tanesi de terk edilmek korkusu. Evet. Çekip gider diye adamın yaptığı ya da kadın yaptığı her yanlışı susmak.
Şimdi bu konu çok önemli. Karşımdaki kişi benim hoşlanmadığım şekilde davranıyorsa, öyle bir tarzı varsa, fakat ben onu kaybetmek istemiyorsam ne yapmalı? Soruyu doğru mu anladım? Evet. Bu çok önemli. Bir kere benim onu kaybetmek istememe sebeplerim neler? Yani onda demek ki bir takım artılar var. Benim hoşuma giden başka şeyler var ki ben onu kaybetmek istemiyorum. O zaman bir sakin durup önce bunu bir belirlemeli. Yani ben karşımdakiyle neden birlikte olmak istiyorum? Duygularıma mı hitap ediyor? Maddi bir güç durumu mu var? Beni maddi olarak mı besliyor? Benim hayallerime mi inanıyor? Güzel bir ten uyumu mu var hani birlikte olmuşsa kişi? Efendim değerlerimiz mi ortak? Huzur mu veriyor? Huzur mu veriyor? Şimdi bak bir sürü konu çıkardık değil mi ortaya? Şimdi bunlar artı 5 konu var. Benim onunla birlikteliği devam etmemi istetecek 5 konu var. 5 güzel duygu var. Sebep değil, 5 güzel duygu. Haksızlık etmemeli. Şu anki şu tarzı veya işte özel günleri unutması beni rahatsız ediyor diyelim. Peki bu. Bu 5 konunun yanında ne kadar önemli? Yani bu konu bu 5 konu güzel şeyi birden silip götürüp atıyor mu suya? Yoksa evet bu da bu sıralamaya gölgeliyor fakat düzeltilebilir mi? Şimdi dolayısıyla burada aslında kişi bu düzeltilebilir bir durumsa onu alttan alarak zaman içinde o kişinin de bunu fark etmesini sağlayacak bir yönlendirme ve duygu paylaşımı yapabilir. Çünkü insanlar zaman içinde birbirini daha iyi tanır ve birbirine uygun bir birliktelik söz konusuyla bu iki kişinin arasında zaman içinde birbirlerine yakınlaşır ve birbirlerine sevgileri artar. Birbirlerini sevmeye başlayan insanlar da birbirlerinin mutlu olmasını daha fazla önemsemeye de başlar. Ve önemsemeye başlayınca kişinin beklentisine kendisi de doğal olarak karşılık vermek ister. İşte bunları fark ederek karar vermek lazım. Sen adam yalan söyledi. Örnek veriyorum. Yalan söylediğini biliyorsun. Ama şimdi ben ona sen bana neden yalan söyledin dersen beni terk eder gider. Vallahi isterse defolsun gitsin yani. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Çocuğu yetiştirirken bile çocuklar da bazen yalan söyler. Akıllı bir anne ve baba, eğitimli ve bilinçli bir anne baba sen bunu böyle dedin, sen yalan söyledin derse o çocukla iletişimi bozar. Çocuğu kaybeder. Peki ne yapacak? Ne yapıyorsun? Çocuğunun yalan söylediğini biliyorsan asla onu yüzlemeyeceksin. Ne yapacaksın biliyor musun? Onun doğru söylemesini sağlayacak ilişkiyi kuracaksın ve o ilişkide o zamana sabredeceksin. Ve çocuk aslında bilecek ki annem bunu fark etti fakat beni mahcup etmedi. Ben mahcup olmamak için bir daha annemi üzmeyeceğim. Şimdi gelelim büyüklere. Ben niye çocuğa girdim? Aslında her erkek bir çocuk. Yani erkekler kusura bakmasın. Anne o olgunluğu nasıl ki kadına yüklüyor annelikle yaradan. Kadın olgun olacak. O karşındakinin eğer mümkünse, eğer bir ruhsal hastalığı yoksa, zaaflarına yenik düşmüşse o yalanı bir daha söyleyememesi üzerine bir zaman, bir süreç yönetecek. Ha bütün bu dediklerim kolay değil. Ama senin niyetin ne? Bu deveye gütmek mi? Yoksa ben, bu diyardan gitmek ben mi? Ben hayatta bir tek şeyi biliyorum. En hassas olduğum noktalardan bir tanesi. Birinci sıradaysa çok zor süreç tanıma. Yalan söyleyen bir insanı ben hayatımda tutmamaya özen gösterdim. Şimdi burada şey de var biliyorsun yalanın ne yalanı hani bir saat geç geldi ne için hani geç geldi yoksa aldattı mı? Yok otur yalanlar değil. Bir, yani şimdi, o büyük yalanlardan bahsediyoruz. Şimdi bir saat geç gelebilir hiç gelmeyebilir. Hı-hı. Onlar değil. Senin değerlerinle ilgili sana yalan söyleyen bir şey. İnsan tabii. Bunun kadın erkeği olmaz. Benim değerlerimle ilgili bana yalan söyleyip gözümün içine bakıp beni saf zanneden bir insan ben gerçekten senin yüzüne vurmam ama kendimi çekerim. Çünkü yalanın arkası gelmez bitmez. Yalan söyleyen bir insanı değiştiremezsiniz. Bak bu çocuğun da olsa yapamazsın bunu. Neden? Çünkü rahmetli babam bir şey söylemişti. Allah'ım kızım demişti. Yalan söyleyen insandan kork. Çünkü her şeyi yapar. Eğer yalanı kendi karakterinin içerisinde... Şimdi ben mesela dürüst olmaya çalışıyorum. Evet. Dürüst bir insanım diyemem. Duruma ama göre değişir. Ama isteğimiz de o. Niyetimiz evet. İyi bir insan olmaya dürüst çalışmak. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Ben yanlışı gördüğüm zaman susabilen biri değilim.
Belki o an susabiliyorum, sakinleşip onu öyle çözüyorum. Ama bana yalan isteseniz de söyletemezsiniz, beceremem. Çünkü kendime veriyorum. Evet, değerlerinin en başında gelen dürüstlük çünkü, değil mi? Ama işin içine yalan girdiği zaman sevgi de olsa biter. İhanettir bana göre yalan. Eşittir ihanet. Tabii en büyük yalan, kabul edilemeyecek bir şey bu. Yani bunu kabul edebilen bir insanın, karşıdaki insanın kaybetme korkusu olsun. Ben hep şöyle düşünüyorum. Bir de eğer birini kaybetmekten korkuyorsanız bu hayatta bir ölüm gerçeğinin var olduğunu lütfen unutmayın. Tabii. Ölüm gerçeği var yani. Bugün siz onu kaybetmekten korkarsınız. 3 gün sonra ilk terk eden de siz olabilirsiniz. Hayatta dinamikler çok değişken. Şöyle yani, kaybetme korkusu çok sağlıklı bir ilişkide olmasını beklediğimiz bir şey değil. Ama Türk yani şeyde bizim genelde böyle bir zaaf var. Her şekilde birçok şeye tahammül edip ya da tahammül etmeye çalışmaların altında yatan neden adamın şiddeti, yalanı, ihaneti, kadının her neyse kaybetme korkusundan dolayı oluyor. Ben kaybetmekten korkuyorum. Bu öyle bir şey diyor ki. Karşındaki seni kaybetmemeli aslında. Yani sen o kadar değerli ve o kadar özelsin ki, ve hem kendini seviyorsun hem karşındakini seviyorsun ve bunun içinde duygularını, zarafetini, bütün özverini gösteriyorsun. Ama önce kendi değerinin farkındasın ve kendini severek, beğenerek karşındakine olan sevgini ve beğenini de gösteriyorsun. O zaman sen niye neden korkasın ki kaybetmek için? Karşındaki de seni kaybetmekten korkuyordur. Bunun adı da aslında kaybetme korkusu değil, birbirine verdiğin değerdir. Yani birbirine değer verdiği müddetçe o ilişki devam eder. Ne zaman ki kaybetmeye korku duymaya başladın, o zaman zaten kaybetmeye başlıyorsun. Yani bu da başka bir ajitasyon. Ne yapacaksın? Hemen bu duygunu fark edip bunu dışarıya atacaksın. Kendi değerini hatırlayacaksın. Kişinin değerini hatırlayacaksın. Ve ilişkiyi sevgiyle yoğuracaksın. O zaman her şey yolunda gider. Sana mı söylüyor? Sana söylese sen bana nasıl ulaşacaksın? Son 6 dakikamız kalmış. Öyle mi? Uyarıyorlar. Peki, tamam. Ben burada saate bakıyorum. Zaman su gibi geçti. Aynen. Yine. Dün hiç geçmemişti. Geçmeyen bir salı yapmışlardı. Bugün de hiç anlamadığım bir çarşamba. Vallahi bugün de çok güzel şeyler konuştuk. Sizle olmak güzel. Teşekkür Aynı ederiz. Aynı şekilde ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah yolun açık olur. Bahtın açık olur. Güzel haberlerini açık bekliyoruz. Olur. İnşallah. Öncelikle ben kendi adıma size teşekkür ediyorum. Kanalımız TV52 adına, çalışanlar adına ve yine Ece Hanım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıcak ailevi ortamda bulunduğum için her kişi canı gönülden teşekkürlerini sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ablacığım, sana da bu güzel konularda değindiğin için teşekkürlerimi sunuyorum inşallah. Çocuğun hayatına ışık olacak bugün. Ne güzel. Tabii çok güzel konulara değindi. Böyle dinledim. Sizi de dinledim. Çok güzel konulardı. Elbette kulağımın küpü olacaktır diye düşünüyorum. Yolun açık olsun. Biz çok de senden çok şey öğrendik. Her buluşma aslında birbirini besliyor. Evet. Konular birbirini besliyor. Öğrenecek çok şey var hepimiz Tabii için. Ki. Senin de yolun açık olsun. İnşallah. Güzel haberlerini bekliyoruz. Amin. İnşallah. Evet Ayşen Hanım, sözler, son sözler. Evet, şunu söylemek istiyorum. Hayal etmek çok önemli. Lütfen dinleyen tüm dostlara sesleniyorum. Hep bir hayaliniz olsun. Yani yaşamda var olmamızın bir amacı var. Kimi çok güzel yemekler yapar, kimi çok güzel elbiseler diker, kimi harika inşaatlar veya tasarımlar veya çok güzel filmler çeker. Kimi iyi bir iletişimcidir, kimi çok iyi bir hocadır. Her neyse, her birimizin çok farklı ve zengin ve sırf bana has, sana has özelliği var ve sen çok değerlisin, tek ve biriciksin. Sen bunu hep hatırla istiyorum. Seni biricik yapan farklılığın neyse bunu bil, bunu öğren, bunu anla ve bir hayal kur. Öyle hayalin olsun ki, yani hatta herkes sana desin ki mümkün değil, yapamazsın, sana mı kaldı? Oysa ki sen şunu ne olur hep bil, hayaline inandıkça, o hayalin için çabalayıp uğraştıkça ve sen direttikçe imkanların değişecektir. Sahip olduğun koşullar, durum ve imkan, hayalin için uğraştıkça çok daha imkan olur hale gelecektir. Hayat sürprizler ve mucizelerle doludur diye de bunun için derler. Hayalini şu an bulunduğun imkanlara göre değil, gerçekten istediğin ve yapabileceğin ne varsa inandığın ona göre kur ve oraya geleceğe bir çıpa at. Sonra o iple kendini o geleceğe doğru taşı. Fırsatlar çıkacaktır, insanlar çıkacaktır, olaylar olacaktır.
olacaktır ve seni o hayale taşıyacaktır. Hayalin hedefin olacak ve hayatın olacaktır. Ben bunun örneklerinden biriyim. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Kendim olmaya çalışıyorum. Çünkü Yaradan'ın o büyük gücüne inanıyorum. Biz yalnız değiliz. Sen de yalnız değilsin. Bunları özetlemek istedim. Evet, çok güzeldi. Benim artık çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Gülmekten, sevmekten, hayal etmekten, kendinize inanmaktan ve dua etmekten asla vazgeçmeyin. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde TV52 ekranlarında görüşmek üzere. Yine şarkımızla veda edeceğiz. Ben gelen konuklarıma teşekkür ediyorum. Kendinizi sevin. Sizden daha değerli hiçbir şey yok. İyi akşamlar. Düşündüm bulamadım çaresini, ya seni terk etmeliyim ya bulmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm bulamadım çaresini, ya seni terk etmeliydim ya vurmalıydım kendimi. Görmüşüm cahilmişim, sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Zor bela unutabildim kendimi, zor bela çıkarabildim içim. Zor bela.